24 ekranlarından ve 24 radyodan hepinize merhabalar diliyoruz efendim. Bugün çarşamba. Sevgili Kaan Yakupan'ın tabiriyle bugün açık görüş günü 24 ekranlarında. Açık görüşte bir defa izleyenler, daha önce izlemeyenler azdır herhalde sayısı diye böyle kendi kendimize biraz şey yapalım. Ama konuklarımı tanıtayım, konuğumu ve paydaşlarımı tanıtayım. Konuklarımız, ana konuğumuz sevgili Ali Saydam, merhabalar efendim, hoş geldiniz. Baba konuğu kim? Yapma espri yapma, bu değil yani. Hayır, değil, bu ana konuk nereden çıktı yani? Esas oğlan anlamında, esas konuk anlamında. Oğlan yani. Ne yani? Bu, konuk anlamında oğlan ama konuk bizim. Batıyor yani. Efendim böyle yani Sayın kelime, Başkan, terminolojiler üzerinde, kelime terminolojisi gitmeyelim. Her programa girişte böyle bir ama siz yani, bu programın ortağı olmak istemiyorsunuz. Ama hocam bu programın en güzel kısmı. Konuğuyum demek istiyorsunuz. Ortaklık bir eşitlik kavramını içerir. Zaten efendim, biz tepemizde biz bu programa, hem bir şey hem gene başlayan bir hiç 10 saniyede giremeyeceğiz biz programa. Açık görüş olduğu için evet, hayır, ya, yanlış mı konuşuyorum ya? Efendim oğlan bu duyguya, şey bu duyguya bir tek siz sahipsiniz. Diğer onlar kendilerini paydaşlar. Paydaş tabii, onlar paydaş. Hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk, iyi yayınlar. Sevgili Hilmi, hoş geldiniz. Paydaş olma duygusu da iyi tabii. Yoktun, yoktuk, Ali Bey'in gıyabında çok güzel şeyler söyledi. Evet, sağ olsun. İzlemişsinlerin yayının tekrarını. Bugün senden bir karşı performans bekliyoruz Ali Bey'e karşı. Ben destek olacağım, hayır, merak ben, etme. Ben kendisinin alanında Türkiye'de en iyisi olduğunu... kendi YouTube kanalında bak, söyledim. Bu, Ali abi bundan bu sonra benden almadır. güzel bahsetsin diye. Peki. Balkanların ve Orta Doğu'nun en yakışıklı araştırmacısı. En konuştuğu zaman anlaşılır. En siyah. En siyah. İlmi Sevim. Sevgili Ahmet Tezcan, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. Yani... Tuğba Aktay, sizler de çok hoş geldiniz. Ali abi en baba konuksa ben burada en bebe konuk oluyorum demek ki. Bak işte al işte oradan aldım bak terminoloji. Hayır, buradan gitti. Hayır baba konuk ne yani ya? Ana konuk dedi pardon. Ana konuk dedim efendim. Peki. Peki. Buyurun. Şu hanımefendi. Konu başlıklarımızı arz edeyim. Hanımefendi takdim etmeyin. Hoş dedik biz. Hanımefendi takdim etti efendim. Lütfen. Öyle mi? Yani elbette az soyist olarak en son hanımefendi takdim ettik. Tamam, şimdi oldu. Nur Tuba Hanım'ı. Şimdi iç siyaset dış siyaset gayet yoğun bir vaziyette devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Güney Koridoru diye tabir ettiğimiz oradaki hattı sağlam almak adına Irak ve Erbil ziyareti var. Oraya girmeden vardı. Önce bir yukarılık edebilir miyim? Estağfurullah buyurun. Bugün bu bizim program adı değil mi? Hangi kanaldayız? Biz 24 değil mi? Aşk olsun. Evet. 24'teyiz. Bugün ayın kaçı? 24 Nisan. 24'ü değil mi? 24 Nisan. 24 Nisan aynı zamanda. 4. ay aynı zamanda. Aynı zamanda. 4. ay. Evet. Aynı zamanda bu sözde Ermeni soykırımının şey yapıldığı, anıldığı bazı diasporalar tarafından bir gün değil mi? Evet efendim. Bununla ilgili iki kelam etmeme müsaade ederseniz. Edeceğim ama müsaade ederseniz ben başlıkları söylerken. Var mı? Programda yok çünkü. Olmaz olur mu? Aşk olsun. Ya yolladınız. ana konumuz bu zaten. Yani lütfen yani. Hayır yok evet. Bana yolladıkları yani 24'te miyiz diyorsunuz? Bu konu var mı diyorsunuz? Hayır siz söyleyeyim. Tanıtım programını yollamışsınız. Efendim, maalesef orada gözükmüyor. Olmaz olur mu? Var efendim. Var mı? Var tabii. Abi hangi televizyonun gönderdiğini okudum. Bu da güzeldi. Çok Ahmet iyi. Ahmet abi 1-0. Tamam. Kabul. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak Erbil ziyaretini görüş, konuşacağız. Bakış. O ziyaretin yansımalarının ne olduğunu konuşacağız. Tamam. Amerika ziyareti olacak gözüküyor 9 süper. Mayıs'ta. Bunu konuşacağız. Alman Cumhurbaşkanı geldi. 2-3 gün belediyeler, belediye başkanları Antep gezdikten sonra bugün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Görüştüler. Onun yansımaları var. Ondan sonra bir Alman Cumhurbaşkanı'nın döner kesme görüntüleri var. Bunların hepsini konuşacağız. Niye belediye başkanlarını ziyaret ediyor? Çok basit onun soru. Cevabı çok kolay. Vereceğim. Onların hepsini soracağım size. Özellikle size soracağım. Siz mevzuyu biliyorsunuz. Şimdi dün 23 Nisan resepsiyonu vardı. Bütün partiler orada Sayın Cumhurbaşkanı da resepsiyona geldi. Orada işte ayak süren bir sohbet ettim. Bir iki sorum vardı. Onları konuşuruz bu Irak ziyaretiyle ilgili olarak tabii. Orada Özgür Özel'le ilk defa bir araya geldiler. Ondan sonra yani görüşmenin ardından bu randevu değil. Ama kendi orada bir kendi davet etmiş. Sayın Cumhurbaşkanı tabii, öyle demek. Detaylarını hepsini anlatacağım. Hepsini biliyorum. Oradaydım. Bütün her şeyin her şeye vakıfım yani. Mevzuya nasıl davet ettiğini. O zaman bir soru soralım. Hayır, ben oradaydım ama yani. Hocam, ne diyebilirim? Ben oradaydım ama. Yani vallahi, oradaydım oradaki detayları anlatacağım. 23 Nisan şerefine ben geçeyim oraya. 19 Mayıs'ta kaçırmayalım ama. Yeni anayasa meselesi var. 9. yargı paketi meselesi var. Onları konuşacağız. Dem CHP ilişkileri neticesinde Dem'in kazanmış olduğu belediyelerde
yaşananlar var. Nur Tuban'dan yükselmesini bekliyoruz. O alanlara girdiğimiz anda. Estağfurullah. Evet, evet. Konuşacağız onların hepsini de. Nur Tuba orada gözyaşı dökecek. Deniz Zeyrek'in ikon oldu şu anda. Böyle yalan iftira meselelerini özellikle bu Saraçhane medyası devam ediyor. Onu konuşacağız. Hemen şeye bakıyorum. İYİ Parti'de hafta sonu seçim var. Genel başkan seçilecek. Bunu konuşacağız. 24 Nisan kararları, 24 Nisan'da yaşananlar var. Ermenistan Devlet Başkanı'nın mesela soykırım demediği, büyük felaket diye tabir ettiği ama Amerikan Başkanı'nın yine soykırım kelimesini kullandığı garip bir dünya oldu. Bir de bizimkiler kullanıyor zaten. Bir de onlar evet. Özellikle. Bizim değil onlar. Artık onlar başka bir yerde. Beynel minel. Aynen öyle. İsmail Haniye'nin ziyareti var. Bunların hepsini konuşacağız ama Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle başlayalım ve sözü de size verelim efendim. Alman evet, Cumhurbaşkanı evet. Geldi. Elbette ana görüşmelerin haricinde başka görüşmeler yapılır bu ziyaretlerde ama öyle bir şey oldu ki Alman Cumhurbaşkanı önce yan ziyaretleri yaptı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi gerçekleşti. Niye belediyeleri ziyaret ediyor? Dönerci getirdi yanına. Ne demek yani? Antep'e gitti. Orada ziyaretleri oldu. Abdullah Gül, Feridun Sinirlioğlu, ondan sonra Mithat Sancar vardı. Mesela Ahmet Davutoğlu yoktu ki Ahmet Davutoğlu'yu özellikle Merkel'le ilişkileri bakımından WhatsApp'tan çok sık görüşüyoruz diye zamanında böyle bir açıklamaları, eylemleri var ama Steinmeier'in bu toplantısında yoktu mesela Davutoğlu. Ne anlama geliyor bu ziyareti? Biz sizin değerlendirmenizle başlayalım isterseniz. Efendim arz etmeye çalışayım. Ben de tam Alman Cumhurbaşkanı'nın gelmesinden bir önceki hafta yayınlanan bir Alman dergisinde uzun boylu bu dönerciyle bir röportaja rastladım. Berlin'de bir dönerci bu beyefendi yanında getirdiği Steinmeier'in. Adama soruyorlar ya sen nereden çıktın yani ne alaka? Adam diyor ki valla şeyin Cumhurbaşkanlığı şeyinden ofisinden aradılar. Gelip görüşmek istiyoruz dediler geldiler. Ondan demişler ki 1600 tane sadece Berlin'de 1600 tane dönerci varmış. Bu Türk dönerciler şey simgeliyor diyor demişler. Yani Almanya'daki fast food. Siz Türkler ne diyorsunuz? Hızlı tüketim. Biz Türkler fast food diyoruz. Fast food diyoruz. Hızlı yemek. Evet yani. Abur cubur. Ayaküstü. Ayaküstü. Yani yemekler içinde birinci sıradaymış. 1600 bilmem ne. Toplam Almanya'da da 40 bin civarında bakın. Döner civarmış. Bu şey simgeliyormuş. Türk işçilerin ve Türk kültürünün Almanya'ya transferi ve orada entegrasyon. Neden efendim bunu simgeliyormuş? Çünkü soruyorlar bunu dönerciye. Dönerci diyor ki bizim burada yaptığımız döner Türkiye dönerden farklı diyor. Nedir farkı diyorlar? İşte lezzet farkı, biz içine şunu koyuyoruz, sosuna böyle yapıyoruz. Aralara sebzeler koyuyorlar. Bimlenme falan filan. Fakat bizim enteresandır bizim Türkiye'den oraya gidip de döner yiyenler de nefret ediyor biliyorsunuz. Evet. Amerika'da evet. Da öyle. Yiyemiyorlar yani. Amerika'da böyle bir nasıl entegrasyonsa veya full entegrasyon yani Alman lezzetine uygun bir hal. Şimdi bunu Türkiye ile Almanya'nın entegrasyonu, kültürel buluşmasını bir simgesi olarak getirdiğini tespit ediyorlar bu dönerciyle beraber. Kaç iki şey mi getirmiş? 2 ton mu dediler? 200 ton mu dediler? 200 kilo mu dediler? Bir şey yani bilemiyorum. Almışlar deep freeze dondurulmuş. Uçağa koymuşlar getirmişler abicim. Şey de enteresan tabii ben, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı falan değil vali karşılıyor tabii. Kendisini. Tabii Alman olduğu için bizdeki tereciye tere satılmaz lafını bilmiyor yani. Bilmiyor evet yani ama yani bu işte simge olarak görüyor herhalde. Fakat ilginç sahneler var. Bunu arz edeceğim ki buradan bir sonuç çıkaralım. Şu anda ekranda sahnelerde onu da söylemiş olayım. Yani siz göremiyorsunuz ama o döner kesme görüntüleri diyemeyiz. Var mı? Şu anda ekranda. Yani orada oradan önce bir kere bu döner kesme numarasından önce Sirkeci'de bir evet. Hani 100. yılı ilk Türk işçilerinin Almanya'ya gitmesi 100. yılı Sirkeci garında şey oluyor. Şimdi 60. yılı değil mi? 60. yıl olması lazım. 100 dediler. 1964 değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? 100. yılıymış. Öyle mi? İlişkilerin o zaman 100. yılı falan herhalde. Türk-Alman ilişkileri mi? Evet. Hayır. Yani Türk-Alman ilişkilerin belki şey olabilir ama 1964 çünkü işçilerin gidiş tarihi.
Ya Birinci Dünya Savaşı'nda Türk-Alman ilişkisi yok muydu kardeşim? Vardı. Yüz yani, nereden çıktı? Ben bir daha bakayım. Ben de, 1964 çünkü Türk İşleri Bilir işlerdi. Baksın söyle o şimdi. Bilir ama zaten mısın? Bize mesaj atar. Tamam. Yanlış bir şey söylememize izin vermez. Efendim. Bak geldi belediye başkanımız hemen yanaştı duruma. Ama şey Abdullah köfte, Bey ile köfte konusunda Ekrem Bey olduğu için. Yani çocuklar gibi şen. Ne kadar şen değil mi? Tabii tabii sürekli bak. Hadi burada. Git diyor kes. Bak hemen lafını koyuyor. Bu 23 Nisan günü değil mi? Evet dönercinin kolunu şey yaptı falan okşadı. Şimdi bu kaçırmaz böyle. Burası spin doctorluk deniyor. İngilizcesi nasıldı hocam? Sık sık bahsediyor. İlerletmiş mi İngilizceyi? Evet. Mr. Brown goes to the seaside düzeyinde ama idare eder ne yapsın? Ama özgüven var hocam fakat, beden dili. Evet özgüven beden dili yani bu Türkiye'de satıyor mu satıyor işte yani. Gidiyor. Hakikatle gerçeklik arasındaki farkın simgesi bence sayın belediye başkanımız. Bu şeyde birazdan kendisi de kesecek Steinmeier'le beraber döner. Türk-Alman ilişkilerinin 100. yılı, diplomatik ilişkilerinin 100. yılı. Türk-Alman ilişkileri diplom... Bunu ben 21'den mi başladım? 24'ten mi başladım? 24'ten başlatmıştım. Diplomatik ya, olarak. 2018'de biz... Osmanlı'nın... Liman von Sanders Paşa var ya. Ne diyorsun ya? Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti. Dönemi ilgili olarak. Biz Osmanlı... Almanların ifadesiyle söylüyorum. Ben bir şey söylemiyorum. Almanların yani. İfadesi hep böyle dangalakçı olduğu için. Fakat Almanlar çok iyi bilirler kimle iş tutacaklarını, kendilerine kimin hizmet edeceğini... Gayet iyi bilirler. Dönerciyi bulmuşlar. Ama döner kesiciyi bulmuşlar. Şöyle bir şey de vardır. Siz Almanları çok tanıyorsunuz tabii de. Evet. İngilizlerin iki uzun bacaklı birileri geçti derler. Ama Almanların özellikle bu coğrafyada gezdiklerinin ayak izlerini bile göremeyiz çoğu zaman değil mi? Evet. Ama bu beceriksizlik de inşallah Maraş'a uğrayıp dondurma satmaya kalkmaz. Yok. Milletin gözüne bak, sokar şey külahları. Götürüyor bak. Steinmeier maşallah. Şimdi şeyi de Ekrem Bey'e o duydukları yakınlık potansiyel cumhurbaşkanı olarak görüyorlar demektir bu. İfade bu. Yani İstanbul'a gelip önce şeyde Sirkeci'de arkadan bak döner kesmeye gitti. Hı hı. Çok canım şey işte spin doctor ya. Oradan bir PR değeri çıkartıyor kendine. Ve bunun Türkiye'de alıcısı var mı? Bana sorarsan var. Var. Yani İstanbul'da 11 puan farkı böyle attı yani. Bütün negatifliğine rağmen. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu kadar kötü durumda değildi yani. Doğru. Değil mi? Dökülüyordu. Sapır sapır dökülüyor. Bu yalan dolan para kuleleri şunlar bunlar falan. Hop 11 fark. Nereden? İşte bu. Şimdi ya mutlaka bunu söylemem lazım. Sevgili büyüğüm. Senin oturduğun için benden daha... Hayır, ekranla görebilirsiniz diye kapatmamak için oturdum. Evet, iyi her şeyi açıklatıyorsunuz efendim. Çok naziksiniz. Bak şimdi oralardan bir... Abdullah Bey'in bakışı. Evet, çok şey, manidar beğendi. Yanındakine dili, takdirlerini sunuyor evet, şu anda. Beden dili, birazdan oradan kopup gelecek şimdi belediye başkanımız. Keşke sesli izleseydik. Asıl sesli çok keyifli. Sesi varsa... İngilizcesiyle öyle şey yapıyor. Verin evet, dinleyelim, duyalım sesini de. Bak, bak, bak. Git, git gördün diyor. Mu? Bak nasıl geliyor, bak. Bak, o. Hadi git diyor. Gördün mü, bak. How is performance, your excellency? Abdullah Bey de uzun zaman... How is performance, your excellence? Tabii, tabii. Ne demek istedi hocam? Yani excellence performansa bak. Lan döner böyle mi kesilir? Neyse. Neyse üstadım, bu Steinmeier'in tarzı Avrupa'nın, özellikle Avrupa Birliği'nin ki Almanya Avrupa Birliği'nin en önemli üyesi Steinmeier'in ve Almanya'nın Türkiye'nin gelecek tasarımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı nereye konumladığını işaretidir. Sonra Ankara'da da görüştü galiba. Mansur Bey'le de mi görüştü bilmiyorum evet, ama programda vardı. Gaziantep'e gidişinin nedeni şey üstadım orada şeyden sonra bu büyük depremden sonra binlerce kişinin vefat ettiği. Orada Almanlar bir köy mü yapmışlar, bir şey yapmışlar. Onu ziyaret ediyor. Sonra da geliyor Cumhurbaşkanımızla görüşüyor. Bugün de döndü galiba bildiğim kadarıyla. Görüştükten sonra da. Fakat gene de uzun bir kalıştır. Bir bizim Cumhurbaşkanı'nın seyahatlerini bir düşünseniz değil mi? Tabii. Yani sabah gidiyor aslında, iki ülke gezip akşam dönüyor. Tabii yani. tabii. Bana şey geliyor yani Cumhurbaşkanı'nın ziyareti bir bahane. Şüphesiz. Asıl,
asıl ziyaret etmek istediklerini etti. Etti tabii. Kılıf tabii. Bu, hikayeyi yani da, kılıf uydurdular. Ya bizim Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır dönüyor. Aynı gün gene bu sefer şeye Samsun'a mı? Giresun'a pardon. Yani bunlarda bak 4 gün kaldı ya. Pazar akşamı geldi yanılmıyorsam. Pazartesi, salı, çarşamba. 3 gün. 3,5 gün. Dönerini bile getirmiş. Ne yapsın? O kadar evet. Hazırlıklı gelmiş. Böyle ya. bir döner tabii Türkiye'de yenmez. Kimse de yemiyor zaten farkındasın. Yani buraya katılmış olan arkadaşlara sordum. Sen yok muydun? Şeye davet edeyim miydin? Ben Ankara'daydım efendim. Burası neresi? Bir de onu söyleyeyim mi? Alman konsolosluğu. Bak, Ekrem Bey biraz yanlış daha usta kestim. Burası Alman konsolosluğu değil üstadım. Ha, yanlış biliyorum burası, ben o zaman. Alman konsolosluğunun yazlık rezidansı Tarabya'da muhteşemdir. Nereden biliyorum? Alman lisesi, benim abim Alman lisesinden mezun. Ben daha milli bir, yerli ve milli bir okulda İslam Erkek Lisesi'nde okudum. Alman lisesinden mezuniyet töreni bu Tarabya'daki rezidansı çok güzel bir binadır. Muhteşem. Bir kere basın, konsolos davet üzerine basın toplantısına gitmiştim buraya. Güzel padişahımız burayı ihsan etmiş. Bak. Kardeşime bak ya. Evet. Excellence performance. Excellent. Lokanteci. Köfteci. Ben excellence'ları diye anladım. Öyle bir aksane demek istiyorum. Excellent performance. Evet. Yani burada Steinmeier'in seyahati benim Alman basından da takip ettiğim kadarıyla amacına ulaşmış. Aynen bahsettiler. Türkiye'nin politik hayatında çok önemli bir yer tutan ve de geleceğinde Türkiye'nin çok ciddi görevler alması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber işte Sirkeci'deki etkinliğe yarar, ondan sonra oradan dönenler falan bayağı iyi verdiler haberi Almanya'da da. Hayırlı olsun. Türkiye bu gibi durumlarda güçlü dış politikada hiçbir zaman sapmalara, böyle provokasyonlara, numaralara gelmez. Almanya bizim ihracatımız için de çok önemli yer tutan bir ülke. Red ve kabul, biliyorsunuz burada hep tartışıyoruz. Bizim dış politikamızda çok önemli yer tutan bir şey. Hem red hem kabul. Yani Almanya'nın bir ikiyüzlülüğünü bir sürü yerde görüyoruz. Bir tane de şey de var. Höcke diye bir Alman Faşist Partisi'nin üyesi var. Bir slogan atmış. Alles für Deutschland diye. Her şey Deutschland, Almanya için diye. Adamı dava açmışlar. Çok ciddi yargılanıyor halledenen eyaletin mahkemesinde. Gerekçe şu. Alman SA şeyin, Alman Nasyonal Sosyalist Demokrat Nasyonal Sosyalist Arbeiter Partei Deutschland. Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi. Yani Nazi Partisi'nin silahlı birliği olan SA, Sturmabteilung dedikleri, onun sloganı imiş bu. Alles für Deutschland, her şey Deutschland Almanya için. Alman, o zamanki Alman Milli Marşı'nın içinde belki duymuşsunuzdur. Deutschland, Deutschland, über alles diye bir bölüm de var. Gerekçe ne biliyor musunuz daha açılan davanın? Bir faşizm dönemini, Nazi Partisi dönemini ve faşizm dönemini simgesi haline gelmiş olan bir sloganı kullanmak. Anayasal suç kabul ediliyor. Şimdi burada bayağı da herifi yargılıyorlar şu anda. Ya bu aynı Almanya, PKK sizi tükürüğünde boğar. Yok işte ona hakaret, bayrağa hakaret, şuna bilmem ne. Diyenlerin de sırtını sıvazlıyor. Sırtını sıvazlıyor. Hayır, bireysel ne diyor? Freedom of speech. Konuşma özgürlüğü. Konuşma özgürlüğü. Bireysel hak ve özgürlükler ve konuşma özgürlüğü diye savunuyor bunları. Kendi ülkesinde şu lafa bak, alles für Deutschland, her şey Almanya için denen lafı getiriyor Nazi bilmem işine bağlayıp yargılıyor. Anayasal suç işlediği için dava açıyor. Değil mi? Doğru. Bakın, şimdi burada da Steinmeier'in bu yaptığı iş, bu söylediğimiz hadisedeki iki yüzlünün yanında devede kulak kalır yani. O nedenle bizimkiler bilir bu Almanya'yı, gayet iyi tanırlar. Ta Enver Paşa'dan bu yana. O yüzden ben bunu okumuşlardır bizimkiler, aslanlar gibi dışişleri. Ve de belli bir mesafede tutarak işleri götüreceklerdir. Peki. Abdullah Gül oradaydı. Yani İmamoğlu, evet, yani ana aktör belki o. Bu tabii Abdullah, bir Abdullah Gül projesidir İmamoğlu. Bunu görmeden olayı değerlendiriyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu ziyareti?
Ben İmamoğlu'nun işte gelecek Cumhurbaşkanı olarak görüldüğünü ve o çerçevede bu ziyaretin yapıldığını düşünüyorum. Tabii Abdullah Gül'ün oradaki tavrı, diğer işte İmamoğlu'nun bu süreçlerdeki mutluluğu gözlerinden okunuyor. Yani bu bunu görmezden gelemeyiz. Ama yani sonuç itibariyle bir seçim gerçekliği var. Onu da göz ardı edemeyiz. Yani seçimde aslına bakarsanız seçmen 2019'da bir mesaj verdi AK Parti'ye, iktidara. 2024'te esas. O mesajı anlamadı AK Parti iktidar. Aslında anladı ama gerekeni yapılmadı. Bakın ben bu süreçlerde genel algının, hem adaylar hem genel hava açısından CHP'nin, muhalefetin bu kadar dağınıklığı içerisinde AK Parti'nin ciddi bir üstünlüğü vardı. Görünür üstünlüğü adaylar ve diğer süreçler açısından, seçim galibiyeti ve benzeri gibi şey. Ancak birkaç tane bariz hata farklı bir sonuç almasına sebep oldu. Emekliler, dar gelirlilerle ilgili meseleler, yetersiz kampanyalar, bunları hep söylüyoruz. O zaman da Ali abim de çok söylemişti, kimse dinlemedi. Biz de dilimiz döndüğü kadar, her ne kadar Ali Saydam gibi bir ismimiz olmasa da, gördüğümüzü söyledik. Özellikle Ankara üzerinden bunları söylemeye çalıştık. Netice itibariyle çok ağır bir bedeli oldu. Ben bir araştırmacı olarak ve 30 yıldır 94 seçimlerinde ben bu işlere başladım. Üniversite öğrencisiydim. 30 yıldır bu işlerin içerisinde olan birisi olarak, Ankara'daki havanın ben İstanbul'u ve tüm Türkiye'ye sirayet ettiğini düşünüyorum. Son iki seçimdir. Aday belirleme süreçlerindeki hatalar, diğer hususlar ayrı tartışma konuları. Ama seçmen, aslına bakarsanız burada AK Parti'ye kırmızı kart değil, İkinci sarı kartı gösterdi. Eğer burada AK Parti kendisine bu verilen mesajları doğru okuyamazsa, ki geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Selvi bizim araştırmamızı yazdı. Seçmen sandığa gitmedi, evet bir kısmı sandığa gitmedi ama o kızgınlıktan sandığa gidenlerin bir kısmı bir daha CHP'ye oy verme ihtimallerinin olduğunu söylüyorlar. Bunlar da bir gerçeklik. CHP oyları bu kadar dağınıklığa, tarihinde hiç olmadığı bir süreçte aslında hem yönetim krizi var, hem belediye başkanlarıyla genel başkan arasında bir sıkıntı var ve benzeri gibi süreçler var. Bunlara rağmen iyi bir sonuç aldılar. Bu sonuç CHP'nin başarısı sayılamaz diyor bazıları. Ben sayılır diyorum. Her ne olursa olsun CHP birçok belediyeyi kazanmış ve AK Parti kampanya yapamayarak, diğer taraftan doğru adayları çıkaramayarak ve seçmenin beklentilerini karşılayamayarak ilk kez ikinci duruma düşmüştür. Bundan sonraki süreç açısından bakıldığı zaman AK Parti, MHP'nin belediye meclis üyeliklerine baktığımız zaman 2019'da 51.6 iken şu an 48.6'lar civarına düşmüş durumda. Büyük birliği de koyduğumuz zaman biraz daha yukarılarda olabiliyor. Hı. Evet, bu önemli bir süreç ama bir taraftan da gri alanda kalan YRP'nin oyları ve benzeri gibi oylar var. Bunların hepsi değerlendirilecek ama bu fotoğraftan Ekrem Bey'in ciddi bir havaya sokulduğunu görüyoruz. Peki. Daha önceden yenilenen İstanbul seçimlerinde de o havaya girmişti. Bunları da konuşacağız. Yani iç siyasete döneceğim. Orada biraz daha detaylı verirsiniz. Sizlere söz vereceğim ama bir canlı bağlantı yapmak istiyorum müsaadenizle. Yani belki bağlarsınız mevzuya. O da şu: bu görüntülerin çekildiği sırada İstanbul Üsküdar Samandıra metrosunda bir kaza yaşandı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şuydu. Metroya işte bir arıza oldu, bir de temas söz konusu diye bir şeyler söylediler açıklamaya baktığınızda. Temas dediğiniz nedir yani? Hani çarpışma, yakın temas. Yani bir şey olmuştur, hani bir yere sürtmüştür falan, böyle anlaşılır değil mi? Kafa kafaya trenler çarpışmış. Temas oldu. Açıklama, metro trenine bir temas da olduğundan dolayı şimdi düzeltilmeye çalışılıyor diye bir şey. 3-4 gündür falan bu yapılamıyor. Mesela otobanda kaza oldu. Otobanda otomobiller temas ettiler birbirine. Mesela gibi öyle bir şey. Kafa kafaya çarpışma. 3 gündür toparlayamıyorlar. Zitter, şimdi 2 24 arabaya temas etti. Fatma Nur Duman şu anda
Üsküdar'da Üsküdar'da Fatma Nurduman ya vatandaş perişan gerçekten vaziyette. İşlerine gidemiyorum. Hakikaten perişan vaziyette. Toparlayamamışlar. Şu anda canlı yayında karşımızda sevgili Fatma Nurduman. Fatma Nur düzeldi mi yani, hani tren temas etmiş falan diyor ama yanlış söylemiyorum değil mi? Yani kafa kafaya bir çarpışma söz konusu ve 3 gündür bir şekilde halledemiyorlar. Hatta İstanbullulara uyarıları vardı. Yani alternatif güzergahları, yolları, ulaşım araçlarını deneyin diye yanmayan bir otobüs açıklamalar vardı. Yanmayan otobüs bulurlarsa? İşte bulurlarsa herhalde. Bize bir son durumu, oradaki yaşananları aktarır mısın lütfen? Tabii Sayın Çiçek, sizin de belirttiğiniz gibi 3 gündür aslında giderilmeyen bir arızayla karşı karşıya İstanbullular. Şu anda ben tüm çilenin başladığı noktadayım. Üsküdar metrosundayım. Buradan yola çıkan vatandaşlar Üsküdar, Fıstık Ağacı ve Bağlarbaşı yaparaktan Altunizade'ye ulaşıyorlar. Altunizade'de ise Ring Seferi'yle birlikte Samandıra'ya doğru yolculuk yapabiliyorlar. İşin garip olan kısmı şu. Osman Nuri Kabaktepe de tweetinde bahsetmişti aslında. Meydana gelen kaza bir arıza olarak nitelendirildi. Yani algı oyunu yapıldığı söylendi Osman Nuri Kabaktepe tarafından. Dediğimiz gibi bir tür algıya gidildi ve iki trenin kafa kafaya çarpışması, iki tren temas etti. Bizler de trenleri bakıma aldık şeklinde oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu noktada bu böyle bir açıklama yapıldı. Tabii biz sabah saatlerinde Altunizade metro istasyonundaydık. Altunizade metro istasyonunda tabiri caizse her 15 dakikada bir izdiham meydana geliyordu. Vatandaşlar bazıları dışarıda kalıyordu, kapılardan taşıyorlardı. Bazıları da artık şanslılardı, binebiliyorlardı ve bu tıkış tıkış seyahat saat 1-2 sıralarında meydana geliyordu. Yani iş saatinden ya da mesai başlangıç saatinden de bahsetmiyoruz. Tabii o saatlerde çok daha yoğunluk, çok daha büyük bir yoğunluk vardı. Dediğim gibi ben şu anda Üsküdar metrosundayım. Buradan binen yolcular, hemen şöyle göstereyim. Hali hazırda da burada kalabalık var. Buradan binen yolcular Fıstık Ağacı'na, Bağlarbaşı'na, oradan da Altunizade'ye gidiyorlar ve her 15 dakikada bir gerçekleştirilen ring seferleri Samandıra'ya ulaşabiliyorlar. Tabii dikkati çekmek istediğim iki nokta var. Birincisi hali hazırda güvenlikten sorumlu görevliler 3 gündür, bugün 3. günündeyiz arızanın, güvenlikten sorumlu tutulmuyorlar da ellerinde megafonlarla birlikte aslında yolcuları yönlendirmekle sorumlu tutuluyorlar. Onlar da şu anda görevlerini yapamıyorlar ve ellerine birer megafon alıp burası Samandıra, burası Üsküdar diye yolcuları yönlendirmekle mükellef tutulmuş durumdalar. Bir diğer dikkat çekmek istediğim noktaysa metro istasyonunda düzenli olarak her 5 dakikada bir yapılan anonslarla ilgili. Anonslarda şöyle bir trajik durum var. Anonstaki ses metronun bakımda olduğunu, bakım yapıldığını ve İstanbulluların rahat seyahat edebilmesi için sizin de belirttiğiniz gibi farklı toplu taşımalara yönelmesi gerektiğini söylüyor. Ardından vatandaşlara evet çok kalabalık biliyoruz, 6. ve 1. çıkışı kullanırsanız daha rahat edersiniz minvalinde bir açıklama oluyor ve bunu da direkt olarak metro istasyonunda her 5 dakikada bir kayıtlı bir sesle yayınlıyorlar. Dediğimiz gibi kazanın meydana gelmesinin üzerinden tam 2 gün geçti. Şu anda 3. günündeyiz ve hala daha onlara göre bakım ve arıza, bize göre ve gerçek olan, asıl olan kazanın 3. günündeyiz ve kaza hala daha giderilmiş değil. Yayınlarda belirtmiştim, bir önceki yayınlarda, İstanbul çok kalabalık ve İstanbul ulaşımının ne yazık ki herhangi bir hatayı tolere edebilme şansı yok. Bizler de buradan artık yetkili mercilere, her yerde İstanbul başardı yazan yetkili mercilere bunu aktarmış olalım. Peki. İstanbul ulaşımı hali hazırda zorlanıyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım Sayın Çiçek. İstanbul teşekkür ediyorum Fatma Nurduman, çok sağ olasın. Yani trajikomik durum hakikaten, hani ağlanacak halimiz. Mesele şey değil, şunun özellikle altını çizmekte fayda var. Olabilir yani, geçmiş dönemlerde de, geçmiş yönetimlerde de bu tarz kazalar olmuştur. Anında müdahale edilmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur. Ya bir tarafta Alman Cumhurbaşkanı'yla döner kesen, öbür tarafta 3 gündür bakım adı altında aslında trenler çarpışmış yani. Nasıl oluyor çarpışıyor, sinyalizasyonda mı bir sorun var falan. Bunları açıklamak istemeyip biz size daha iyi hizmet vermek için bakıma aldık yalanıyla ve oradaki güvenlikçilerin eline megafonlar vererek şuradan çıkın, buradan çıkın, buraya gelin diye bir görüntü sergileyen İstanbul. Aşina mıyız? İstanbul kar altındayken İngiliz konsolosuyla ya da büyükelçisi, kimse bilmiyorum, konsolosu herhalde, büyükelçi miydi emin değilim, balık yiyen bir belediye başkanının bu pozisyonda gayet doğal gibi gözüküyor. Bu şey ışığında Alman Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini belki
birlikte değerlendirmek istersin sevgili Ahmet Tezcan? Valla ben öncelikle Alman Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmesi, gitmesi falan filanın ötesinde Almanya'nın ve başındakilerin şu anda Lahey'de soykırım suçlamasına muhatap olduklarını. Bu Almanlar zannediyorum ikinci soykırım suçlamasıyla karşı karşıya kalması değil mi? Birini biri Yahudilere yönelikti. Yani, İkincisi de bozulma. Şimdi ilk soykırım işte Yahudileri öldürmekle. İlk suçlama Yahudileri öldürmekle suçlanıyorlardı. Şimdi ikincisinde Yahudilere Müslümanları öldürtmekle suçlanıyor. Dolayısıyla ben biraz işe duygusal bakacağım. Alman Cumhurbaşkanı'nın bir tane valiyle karşılatılmış. Vali de gitmeyebilirdi. Vali yardımcılarından bir tanesi ya da havaların olduğu bölgene kaymakamı da gidebilirdi. Çok daha iyi olurdu bence. Böyle karşılayarak bir mesaj verildi. Ama bu Döner Partisi'nde gördüğümüz zevatın 23 Nisan çocuğu şeyi içerisinde, neşesi içerisinde, affedersiniz, sırıtık vaziyetleri benim kanıma dokunuyor. Alman Cumhurbaşkanı'nı karşısında onunla muhatap olmaktan son derece mutlu bir hedonist bir haz yapısı içerisinde yüzlerinden akan ifade bu. Hiç kimse kusura bakmasın. Çocuklar gibi şen vaziyetteler. Şenlikleri hiç bitmesin onların ama bu arada ne diyeyim? Ne derlerdi? Bekir Mustafa imam oldu. Ya. Dersiniz. Bekir Mustafa'yı da imam eden düşünsün. Onu da mı ben düşüneyim? O kadar. Peki şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan yani bir belediye başkanını tekrar seçen insanlar düşünsünler. Abi, onun seçilmesine vesile olanlar da düşünsünler bu arada yani. Evet. Desteklemeyenler de yani. Vesile olanlar derken de kastım biraz doğrudan doğruya AK Parti'ye. Yani gereğini yapmayıp ya da yanlış yapıp Ekrem İmamoğlu'nun yeniden belediye başkanı olmasını sağlayanlar bu manzarayı hak ediyor bence. Nurtuba Aktay, sen nasıl görüyorsun meseleyi? Yani meseleyi tabii ki Ahmet Baba'nın söylediği gibi oradaki o kitleye işte sıraya dizilen işte Abdullah Gül, işte Feridun Sinirlioğlu, Mithat Sancar yani arkadaki Ekrem böyle İmamoğlu. O özel dizilme protokol hizası dizilmiş o Ekrem İmamoğlu'nun ve kabul daveti yapan ilgili birimin, ilgili misyonların. Şimdi bakıyorum yani bir oradaki etkileşimde bir döner yemek yani oradaki mesajlar kendisine bir hikaye var, bir hikaye oluşturulmuş. Ama bu hikayeyi nasıl acaba işte Ekrem İmamoğlu'nu batıda nasıl yüreklendiririz? Nasıl işte bununla ilgili işte Abdullah Gül gelirse destekçisi olur, o biraz daha güzel olur. Bir hikaye oluşturulmuş, işte buna da bu kılıf oluşturulmuş ve aralarındaki diyalog aynen ben Ahmet Baba gibi düşünüyorum. Böyle kendi aralarındaki o diyalog böyle hadi git kes der gibi o yüzlerine yansıyan hayırdır ya burada bir paralel devlet kuruldu bizim haberimiz mi yok? Yani bu nasıl bir tavır, nasıl bir hal? Ya burada bir cumhurbaşkanlığı, Almanya Cumhurbaşkanı bir resepsiyon veriyor. Eski cumhurbaşkanı var. Yeni cumhurbaşkanlığı için yollara çıkmış bir politik figür ya da işte adı her neyse ben siyasetçi olarak da nitelendiremiyorum. Hayati Şov ve işte bunlar üzerine kurulu bir kumpanyalar üzerinden hocamın söylediği gibi spin doktorluk üzerinden uzmanlaşmış bir figür var.
buradan bir hikaye çıkıyor. Siz şimdi buradan ne çıkarabilirsiniz? Ya Batı medyası buradan nasıl bir hikaye görebiliyor? Ya döner kesiliyor. Geliyor eski bir cumhurbaşkanı ya, var. Alman medyasına yerden yere vurdular. Ya yani, şey, yani ben düşünüyorum zaman. Ben de bir tek bir yanlış şey, anlıyorum. Yani Alman cumhurbaşkanı. Hadi Ekrem İmamoğlu neyse. O yeni hevesli bir şeyler. Abdullah. Köftecilikten dolayı dönere de bir yakınlık duyuyor olabilir ama. Abdullah Gül'e ben evet, hayret ben ediyorum. Evet ben de onu yani, çok şaşırdım. Yani. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğunda uzun zamandır gündemden uzak kaldı. Ama demek ki dinlendi. Cumhurbaşkanı olduğunda İngiltere Kraliçesi tarafından ziyaret edilmiş. Evet. Ve kendisine zannediyorum diz bağı nişanı. Evet. Öyle bir şey takdim vardı. Edilmiş. Yani şövalye diz bağı nişanı nedir? Şövalye şeyi takdim edilmiş bir kişi olarak Alman Cumhurbaşkanı'nı bu kadar ciddiye alıp da böyle bir sevindirik poz vermesi hiç benim ağrıma gitti. Yani İngilizlerin de ağrına gittiğini zannediyorum. Ama bu kadar... Hocam ya harika. Bu kadar ciddiye alınır mı Allah aşkına? Almanya dediğiniz... Bir Cumhurbaşkanı bir hükmü yok Amerika'nın yani. Amerika müstemlekesi olmuş ve hala örtülü bir müstemleke halinde devam eden bir ülke. Ya ben kendi ordusunu çok özür dileyerek şunu ben mi acaba tek yanlış ya? Biz mesela Alman ekonomisine 1964 yılından... 2024'e geldiğimiz hani ilk kez Sirkeci ziyareti oydu malumunuz. Sirkeci tren garından ilk uğurlanmalar olmuştu. Onun hani şey hikayesiyle Sirkeci garı anlaşılabilir bir şey. Tamam ilk dönemler hakikaten o Almanya'nın kalkınması açısından her türlü işi yaptılar. Ondan sonra minik minik ticaretler yaptılar. Döneri tanıştırdılar Alman şimdi. Bunlar bu kadar anlaşılabiliyor ama bir süre sonra ikinci, üçüncü kuşaklar Alman ekonomisinde aslında çok önemli işler yaptılar. Bilmiyorum yanlış biliyor muyum yani. Bu iş sadece dönercilik kısmı değil ama sanayi kısmında olsun, diğer mevzularda olsun hem orada hem burada. Büyük katkı sağlıyoruz ediyoruz. Ama oradaki Türkleri bunu aşağılamak için söylemiyorum. Yani yapılan işi şey için söylemiyorum ama öyle. Dönerci şeklinde yaftalanması ya da dönerci şeklinde özellikle altının kesinlikle çizilmesi bana sanki böyle bir iltifat değil de bir hakaret gibi algılarım. Yani hani siz sadece döner yaparsınız burada iyisiniz gibi algılarım. Bana mı öyle geliyor yoksa ben mi çok hani şey yapıyorum ama, komple teorisi düşünüyorum falan ama çok böyle gurur duyulacak bir şey değil. Oradan 200 kiloluk döneri getirip bak sizin döneri burada böyle yapıyorlar ben burada döner kesiyorum falan. Sayın ya Cumhurbaşkanı akşam. Biz bugün İHA'lar SİHA'larla uzaya bilmem şeylerle atmalarla bu noktalara geldik. Yani ticaret bilmem nerelere geldi gitti. Sizin döner güzel bak biz burada bunu yapıyoruz 200 kilo da getirdik burada kesiyoruz. Boğaz'da falan. Bana çok garip geldi. Bilmiyorum yani hani nasıl bir mesaj, ne verilmeye çalışılıyor. Yani, ama çok gurur duyacak bir şey değil bence bu. Fakülte yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'ndeyken Deniz Gezmişler'in Halk Mahkemesi kurup da idama mahkum ettikleri o dönemdeki şeyiyle, lakabıyla Cumhur diye bilinen Abdullah Gül Hukuk Fakültesi'nin kantininde alnına dayanan namluya karşı o parmağı tetikte olan adamın gözlerine dimdik bakabilmiş bir adamdır. Bu hale nasıl geldiğine ben şaşırıyorum ve çok üzülüyorum. Evet. Evet. Yani bu en iyi sen biliyorsun. Yani doğru. Ben dediğim gibi yani hani kabul ben çok şey olmadım yani rahatsız oldum. Bir de bir şey daha vardı. Bir görüntü daha vardı. Onu da konuşmak istiyorum. Bir tek parantez açayım da seni bir rahatlatalım. Evet. İletişim boyutunda şöyle, mürekkep payını nasıl arttırırız diye bir soru vardır. Mürekkep payını nasıl arttırırız? Daha fazla yazdırırız. Yani bu televizyon da dahil edilir. Televizyonda mürekkep payı yok ama genel anlamda inkshare diyor. İngilizceden çeviri. Bizde pek çok şey kopyalı yapıştır halinde olduğu için batıdan Arak. Mürekkep payını nasıl arttırırız diye. Bak ya ulan döner mi götürelim yoksa köfte mi götürelim? Yoksa dansöz mü? Dansöz de götürebilirlerdi yani. Herhalde 2000 tane de dansöz vardır Almanya'da yani. İşte binlerce dönerci varsa bizim oryantalizmi simgeleyen dansöz de vardır. İki tane de dansöz alıp getirip oynatabilirlerdi burada. Bu tipik bir işte spin doctor'ların kullandığı mürekkep payını nasıl arttırırız? Buraya öyle bir numara yapalım ki mürekkep payı artsın. Burada çok elde ettiler bunu. Yani bu Steinmeier buraya gelseydi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dönüşünü bekleyemez miyiz? Beklerdi. Aynı gün döndü Cumhurbaşkanı. Şeyden 23'ünde buradaydı. Günübirlik ziyaret yaptı. Efendim? Çünkü. Günübirlik ziyaret yaptı yani. Evet günübirlik sabah gitti akşam tabii, döndü. Tabii. Bekleyemez miyiz? Beklerdi.
bunu yapması bence planlı, programlı. İki yer. Bir, bu belediye başkanına yolunu açmak, destek olmak. İki, mürekkep payını arttırmak. Arttırdılar da ama. Bence kendi açılarından başarıya ulaşmışlardır. Ve bizim de bu programda dakikalardır bu olaydan söz ediyor olmamız onların başarıya ulaştıklarında bir kanıtıdır. Onlara yani. Hizmet peki, ediyoruz. Tabii finali o zaman bu bölümün finalini, daha doğrusu bu konunun finalini şöyle yapalım. Steinmeier biliyorsunuz Orhan Pamuk'un Taksim'deki Masumiyet, doğru yanlış okuyorum inşallah şey yapmayayım yanlış söylemeyeyim. Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etmişti. Oranın hemen çıkışında yanında bir antikacı vardı. İsmini de söylüyorum. Nevzat Bey. Nevzat Onmuş. Allah Allah. Evet. Şimdi çok çok naif, çok klas. Yani hakikaten o mesaj yüklü. Bunlar mesaj veriyorlar ya döner kesmeyle tabii, şunda tabii, bunlar. Tabii, tabii. Çok naif, çok güzel bir mesaj verdi. Alman Cumhurbaşkanı Masumiyet Müzesi'nden çıkıp arabasına binerken bir şarkı çaldı. Sesi de dışarıya vererek yoğun bir şekilde. Evet. Şarkı hazır mı? Nerede çaldı şarkıyı nerede? Dinle şimdi bak. Nerede? Arabada mı? Dükkanda mı? Hayır. Dükkanından dışarıya verdi sesi. Alman Cumhurbaşkanı da duydu, dinledi mevzuyu. Bir dinleyelim kısa. Arabasına benimle gitti. Şarkının orijinalini bulabilirseniz onu da duymak istiyorum. İsveççe Free Palestine, Özgür Filistin şarkısı falan şeyini çaldırdı burada. Hiçbir şey söylemeye gerek yoktu. Ondan sonra bir daha sonra röportajlar yapıldı antikacı. İbrahim Kalın'ın fotoğrafını gördüm. Antikacının evet, ziyaret ettiği falan fotoğrafı gördüm. Şunu söylüyor. Masum değilsiniz mesajı vermek istedim cümlesini kullanıyor. Hiçbir şey söylemedi. İsveççe Ahmet abi de değindi ya. Soykırım suçundan dolayı bunların biliyorsun özellikle Gazze'ye yönelik tavır ve tutumlarından dolayı. Bu öyle bir protesto hangi, vardı. O da çok hoş ve çok naif bir protestoydu. Onu da söylemiş olayım. Steinmeier hangi gezisi bu? Bugün, bu. Dün akşam. Bu gezide. Bu gezide. Dün olan mevzu. Yani evvelsi gün olan mevzu. Ya o kadar çok program var ki. Tabii. Yani. Pazartesi günü düzenledersem abi, Masumiyet Müzesi'ni ziyareti. Orhan Pamuk'a sahip çıkmaları da gayet iyi anlıyorum. Yani Ermeni soykırımı konusunda bunları destekleyen, bunların tezini destekleyen Türkiye'nin Nobel'li bir yazarı yani. 1,5 milyon Ermeni'yi öldürdük. Bir açıklaması var yani. Normalde şey yani Almanya şu anda şeyin merkezi. Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması bir etnik ya da mezhebe dayalı parçalanmaların olabilmesi için Ar-Ge gibi çalışıyor. Evet evet. Ki yani, birçok noktalarda. Alevileri silahlandırma konusunda Aleviliğin İslam'dan ayrı bir din oluşunu kabul ettirmek çok klas bir abimizmiş yalnız. Evet. Antikacı mı acaba? Antikacı. Yani yıllardır Türkiye şarkının üzerine şarkının orijinalini bulabilirsiniz. Şey. Orijinal şarkıyı. Yani Amerika'nın Türkiye üzerine bir bölücülük Ar-Ge'si. Ar-Ge şubesi. İsveç'te bu işin stratejisini oluşturan bir şey. Alt şube. Evet. Dolayısıyla Almanların Türkiye'nin hayırına döner bile getirmeyeceğini düşünüyorum ben. Az önce Türkiye'deki altın madenciliği konusundaki stratejilerine baksana ya. Şunu ses yani, versen sesini duyayım. Şarkı bu. İsveççe şarkı. Ben hani altyazısı vardır diye tahmin ettim ama yok. İsveççe Özgür Filistin ve Filistin direnişini kutsayan ve İsveççe'ye çevrilen bir şarkı. Protesto olarak Steinmeier geldi. O Masumiyet Müzesi'nden çıkarken dükkan hemen karşısında arabasının yan tarafında çok sesi falan açarak şey yaptı. Hiç masum değilsiniz. Vurgusu yapmak istedim diyor. Antikacı sevgili Fakat nasıl nokta atış değil Nevzat mi? Yani? İletişim böyle yapılır. İletişim böyle yapılır. Rafine iletişimin örneği hocam. Vallahi billahi ya. Yani orada bağırsan, çağırsan ya da fiziki bir şey yapmaya kalksan falan anında alırlar. Tabii. Hiçbir şey yok. Açıyorsun sesi. Alman Cumhurbaşkanı da duysun diye.
ve onların hakikaten bu Filistin meselesindeki duyarsızlığını protesto etmek üzere masum değilsiniz cümlesini kullandım ifadesini söylüyor. Bir yarım kalmış herhalde. Ahmet abi hemen aldı senin sözü. Seni tamamlatalım. Ahmet abi. Ya hiç... şeyde dönerle ilgili kısımda söz verilmez alanı. Dün Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam galiba. Dün akşam mı? Onlara da bir döner, gerçek Türk döneri nasıl olur? Dün göstermiş ya, bu akşam onlara Cumhurbaşkanlığında Alman heyetine bir döner ikram edilmiş. Yeni arkadaşım iletmişler. Ya bunu bilmiyordum. Nasıl olduğunu göstermiş. Tabii bunlar şeyi de gördüm. Özgür Özel'le de beraber İngilizcesi Almanca bir diyaloğa girmiş. Barış Temel bu kadar Özgür Özel'i seviyor. İşte İmamoğlu'nu seviyor. Alsın götürsün yani. Madem bu kadar öve bitiremediği ya, bu kadar önemli kendi ülkelerinde. Götürse işe yaramaz bari. İşte, ya bir önceki Cumhurbaşkanı. Ne kadar severlermiş. Kimdi? Cumhuriyet'in yönetmeni, Amerikan bayrağına sarılan birisi vardı ya. Can Dündar'ı sarılıp ondan sonra cıma, evet, ondan sonra büyük bir demokrasi kahramanı olarak falan filan Alman Cumhurbaşkanlığı nişanı mı vermişti, sarılıp Cumhurbaşkanı da mı ağırlamıştı, bir şeyler mi yapmıştı etmişti. Senin o şeyin çok kıymetli. Her şey Almanlarındır mıydı Türkçesi? Alles für Deutschland, her şey Alman, her şey Almanya için. Her şey Almanya için cümlesini fikir özgürlüğüne sokmayıp eski Nazi dönemini çağrıştırıyor diye dava açtığı politikacı kendi içinde bunu yaparken dışarıda bu ülkeye ihanet eden, mahkeme kararıyla tescillenmiş, hain olduğu tescillenen, tabii Can Dündar'ı yere göre koyamıyor. Ondan sonra ne kadar FETÖ'cü varsa, ondan sonra cıma, fareler varsa Almanya'da ağırlıyor. PKK dediğiniz terör örgütüne can suyu vermek için her türlü numarayı yapıyor. İfade özgürlüğü. Kendi ülkesinde ifade özgürlüğüne bile sokmuyor. Bir de biz aynen, bir de demokrasi dersleri veriyorlar ya, o zaten ya, o bambaşka, ayrıca bambaşka. Bunlar yüzünden sevgili Nurtuba, bunlar yüzünden deforme oldu benim kafamda iki kavram. Hocam değil mi? Alt üst ettim. Evrensel ve küresel kavramı geçtiği zaman birdenbire tüylerim diken diken oluyor. Kinova diye bir kovboy çizgi roman dizisi vardı. Şey, kitapçıkları vardı. Hı hı. Kinova'nın adam işte şey, kovboy bir şey. Kızılderililer etrafta yaklaştığı zaman kafası kaşınırdı. Neden? Bunu çocukluğunda yakalayıp kafasını şey yapmışlar. Soymuşlar derisini, kafasını. Etrafta Kızılderili yaklaştığı zaman kafa, benim de öyle oluyor bu. Küresel evrensel lafını duyunca, yani evrensel insan hakları. Ulan bunun mutlaka arkasında bir faşizm bir şey vardır diyorum ve çıkıyor yani. Hakkı abi, siz evrensel araştırmacı gazetecilik şeyine karşı mısınız? Evet, kesin karşıyım yani. Evet, kesin. Bu şeye benziyor üstadım. Demokratik halk cumhuriyetleri vardı, hatırlar mısın? Evet. Ne halkçıydı, ne cumhuriyetti, ne de demokrattı. Ama mesela Çin, demokratik halk cumhuriyeti, Bulgaristan, değil mi? Yugoslavya. İşte orada eski Romanya falan, bunların hepsi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti var bir de. Demokratik halk cumhuriyetleri bunlar. Halkın devleti değil, demokrat değildi ve cumhuriyet değildi ya hiçbiri. Şimdi bu ona benziyor. Evrensel insan hakları. Buyurun. Ökkeyi içeri atmak için her türlü numara yapıyorsun. Öbür taraftan Türkiye'deki bütün PKK şeylerini, değil mi? Almanlar nasıl telaffuz ediyor çok merak ediyorum. PKK mi diyor, PKK mı diyor? Almanca'da bilmiyor, İngilizce'de PKK falan diyorlar. İngilizce'de PKK, Almanca'yı diyor. Sen daha iyi bilirsin. Yani. Almanlar PKK diyor canım. PKK yani Almanca'da, Türkçe'de maalesef harfler E harfiyle okunuyor. Yani gramatik olarak yanlış değil PKK. Yani doğru. Türkçe'de A, B, C, D, E, F, G, K, H, L, M, N falan diye gidiyor. K. O yüzden PKK denmesi lazım. Fakat burada bir siyasi ayrım haline geldi. Doğru. PKK dediğim zaman... Şey de öyle değil mi? DHKPC dediğimiz mevzu değil mi? DHKPC aslında yani. Evet, bravo, DHKPC. DH diyoruz orada da. DHKPC. Aynen öyle. Peki, aynen yani bu bölümü isterseniz bitirelim. Kısa bir ara verelim çocuklar. Bir ara verelim. Aranın ardından diğer başlıklarımız var. Dediğim gibi meclisteki resepsiyon var. O konuyu konuşacağız. Yeni anayasa meselesi var. Biraz iç siyasete döneceğiz. DEM CHP ittifakı ve DEM tarafından kazanılan belediyelerde yaşananlar var. Açık Görüş 24 ekranlarında ve 24 adlı Açık Görüş kısa bir aralarından devam edecek efendim.
Evet, kısa bir aranın ardından 24 ekranlarında ve 24 radyoda Açık Görüş devam ediyor efendim. Ekranlarını yeni açanlar için hemen konuklarımı bir kere daha hatırlatayım. Sevgili Ali Saydam, sevgili Hilmi Daşdemir, sevgili Ahmet Tezcan ve sevgili Nur Tuğba Aktay'la birlikte Açık Görüş programını yapıyoruz. Bu bölümde iç siyaseti, dünkü meclis resepsiyonunu ve orada ki gelişmeleri konuşacağız. Mecliste bütün partilerin neredeyse genel başkanları oradaydı. En azından beni gördüklerimi söyleyeyim. Sağ olsun meclis başkanı davet etmişti, gittim. Davutoğlu oradaydı, Babacan oradaydı, bakanların birçoğu oradaydı. Özgür Özel oradaydı. Özgür Özel'in işbirliği yaptığı partinin başkanı? Eş başkanları? Onları görmedim, yoktu onlar. Yoktu. Evet, onları uzun süredir davet etmiyorlar. Onlar meclisin varlığını zaten keren kabul ediyorlar herhalde. Hüdapar genel başkanı oradaydı, DSP genel başkanı oradaydı. Bayağı verimli bir şey oldu ama çok kalabalıktı. İnanılmaz derecede bu sefer kalabalıktı. Hatta Ankara'lı gazeteci arkadaşlar şeyi söylüyorlar, Demirel döneminden bu yöne ilk defa bu kadar kalabalık bir meclisin şey oldu diye. Meclisin neresinde bu resepsiyon? Neresinde yapıyorlar resepsiyonu? Yani şimdi ben bunu soramam, Ahmet abi belki daha iyi bilir oraları. Sayın Cumhurbaşkanı ekibiyle beraber geldi. İşte Alper Gezer Avcı oradaydı. Onunla görüştü, konuştular. Biz de bir ara Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber bu Irak ziyaretiyle ilgili bir muhabbet etme, konuşma şansı elde ettik. Çünkü burada kaldı. Ondan sonra çok kalabalık olduğu için mermerli salona geçti ve liderleri oraya davet etti. Orada görüşmeler gerçekleşti. İşte çay içtiler. 23 Nisan'ı bayramı kutladılar karşılıklı olarak. Liderleri davet etti Sayın Cumhurbaşkanı. Fatih Erbakan'ı davet etmedi. Çünkü Fatih Erbakan orada hem röportaj veriyordu hem de bildiğim kadarıyla ya ayrıldı ama davet o salonda yoktu. Salonun fotoğrafları falan da varsa arkadaşlar fotoğrafları da siz zahmet getirin. Birincisi, Özgür Özel'le daha önce telefonda görüşmeleri olmuştu. Önümüzdeki hafta içerisinde bir randevu gerçekleşecek ve o randevuda Sayın Cumhurbaşkanı kabul edecek Özgür Özel'i. Bu bir nezaket ziyaretinden mağda öte. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili hem AK Parti kanadının başlıkları var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili olarak başlıklarının olduğunu Özgür Özel söylüyordu. Ağırlıklı olarak bu görüşme Murat vardı. Murat Bey, siz sürekli Cumhurbaşkanı'nın yanında mıydı? Bizim yok, kamera, bir denk kameraman arkadaş size... Önceki kareye gelebilir miyiz lütfen? Hatta efendim, bir denk geldi yani. Size... Başka görüntüler varsa o görüntülere önce de harmanlayın. Sürekli böyle bir adamcağızın dibinden ayrılmadınız mı yoksa? Değil efendim, denk geldi. Kalabalık olduğu için öyle denk geldi diyelim. Yarın Açık Görüş programı var efendim. Bize ne güzel. Allah Allah. Yani buradaki görüntülerde de işte... Burada sana selam veriyorum. Genel başkanları bu, kabul ettiğini... Bu en baştaki beyefendi çok merkez. Sürekli bir şeyler yedi bak. Hüdapar genel başkanı. Zekeriye yapıcı oldu. Bir ve iki bak. Birinci ve ikinci beyefendi. Yanındaki de DSP genel başkanı. Aç kalmışlar. Bak abi sürekli bir şeyler yiyorlar. İkram etmişler yani ben olsam. Beni davet etse ben de oturur yerdim ya. Normal bir şey değil ki bu sevgili Saydam. Abi ayıp ya. Yenir mi orada böyle haldır? Sayın Cumhurbaşkanı da yiyor ya. Oraya bir şeyler yemek için davet etmiş. Sevgili Saydam. Abi yenecek. Lütfen masa üstündekiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da yiyor. Yani bıraksan çiçekleri yiyecekler yani. Yapma gözünü seveyim lütfen. Şimdi Zekeriya Bey'i arar, direkt sana veririm telefonu. Şimdi milletvekilleri de vardı. AK Partili yöneticiler, AK Partili milletvekilleri, MHP'den genel başkan yardımcıları. Devlet Bey katılmadı bu resepsiyona. Sağlık sorunları. Dan dolayı tahmin ediyorum da çok kalabalıktı hakikaten. Fakat bugün bir şey paylaştı, bir video paylaştı. Senelim yürüyüş yaptığı görüntü. Bu görüntüler dediğim gibi resepsiyondan sonra görüşmeler, bir bayram kutlaması karşılıklı. Ama daha sonra önümüzdeki hafta içerisinde Fahrettin Bey'in yanında AK Parti kim? Ve CHP sol tarafındaki mi? Hasan Bey. Hasan Doğan değil mi? Ama bunlar çok sıradan görüntüler. Biz Murat Çiçekli görüntüyü istiyoruz. Yok tamam yani onu gördük en başta. Şimdi başlıklardan yürüyelim. Bir anayasa değişikliği meselemiz var. Var. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep etme meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde deprem etkisi oluşturdu. Ve bu deprem etkisini savuşturabilmek adına Özgür Özel şu cümleyi kullanmak durumunda
kaldı. İşte anayasa değişikliği meselesi. Ya anayasaya uymuyorlar ki, uymadıkları anayasayı yapan adamların yeni bir anayasasına nasıl destek vereceğiz? Önce bir görelim edelim meselesiyle biraz da mahalle baskısını azaltmak üzere birkaç açıklama yaptı. Ama bu Özgür Özel'in randevu talebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruyla başlayalım sevgili Saydam. Buyurun. Bu görüntülerle beraber tabii ki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim lafını ettiler ve hiçbir şey değişmedi ya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki hepsi, bütün arkadaşlarım Hilmi Daşdemir dışında takip ediyorlardır şeyi, siyaseti. Ona takılmadan olmaz. Hilmi kardeşime onsuz olmaz yani. Bana takılacağız ki, arada bir. Tabii ki. Varken de yokken de. Matrix. Matrix işte tam var. Tabii hepsi takip ediyorlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin dış politikası konusunda ki tavrında herhangi bir değişiklik var mı? Değişim var mı? Yani Amerika'ya yaklaşma, efendim F-35'leri alalım, S-400'leri iade edelim, efendim işte NATO ya tekrar uyum içinde olalım, Kuzey Irak ve Suriye'deki birlikleri geri çekelim falan. Libya'da ne işimiz var meselesini falan bilemez. Mavi vatan binlerle falan. Evet. Bunlarla ilgili en ufak bir değişim yok. Fakat evet, şunda ilişki yönetiminde bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Yani bu resepsiyonlar, yani mesela kimlerde görüşecek Sayın Cumhurbaşkanı? Çankaya'da mı? Büyük ihtimalle külliyede yapılacak görüşme. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteniyor. Eyvallah. Şimdi AK Parti yani, genel başkanından değil yani. Presidential residency dedikleri Cumhurbaşkanlık makamının olarak kabul edilen mekanlar var biliyorsunuz. Yani Huber Köşkü de. Doğru. Bunlardan biri. Vahdettin Köşkü onlardan Dolmabahçe biri. Çalışma ofisi. Efendim? Dolmabahçe Çalışma Ofisi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi bunlardan biri. Bunların hepsi, efendim? Florya. Evet, bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı'nın resmi makamları ve mekanları. Bunların hiçbirine gitmiyordu biliyorsunuz Kılıçdaroğlu. Yani şeye de gitmiyor. Hatta şeyle ilgili değil mi? İyi yaşayın efendim. Sarayın ne? Saraya giden ne dediler ya? Haindir. Şeyle CHP'nin içinden birini kastederek dediler ki. Muharrem İnce için ne dediler? Sarayın adamı mı dediler? Saraya mı gitti dediler? Falan. Şimdi böyle bir köstebek muamelesi yaptılar. Yani hem kendisi gitmiyordu hiçbir resepsiyona, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan 29 Ekim resepsiyonlarına da katılmıyordu, evet, biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanını şeytanlaştırdıkları gibi Cumhurbaşkanı makamlarını da, evet, şeytanlaştırmışlar. Sizin kadar belagatım olmadığı için böyle ifade edemedim. Özür dilerim efendim. Estağfurullah. Fakat aynen katılıyorum sizin söylediğinize. Şimdi burada bunu kırması Özgür Bey'in, yani bu şeyi, işte el sıkışması, Cumhurbaşkanı'nın davetini kabul etmesi oraya, o mekana. Çünkü içeride tokalaşma ve karşılaşma planlanmıştı. Oysa sonradan sizin de içeriden verdiğiniz bilgiye göre Numan Başkan demiş ki işte böyle bir içeride ağırlayalım falan. Daha az sıcak ve kalabalık olan bir yerde oraya avdet etmesi ve bu fotoğrafı vermesi bence Türkiye açısından, Türkiye'de siyasi atmosfer açısından son derece olumlu. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da burada aynı bu olumlu davranışı cevaplayarak son derece olumlu bir davranış sergilediğini düşünüyorum. Bunu devam ettirecektir. Özgür Bey içeride röportaj veriyordu gazetecilere. Eyvallah. O sırada AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler geldi. Sayın Cumhurbaşkanı sizi mermerli odada bekliyor diğer liderlerle beraber, uygunsanız buyurun beraber gidelim diye. Özgür Özel, Abdullah Güler'le beraber ve heyetiyle, evet, beraber. Bence son derece doğru bir hareket. Bu değişimdir işte bence. Bu beşeri, medeni, işte ile karşıt fikirlerde olsak da düşman olmadığımızın altını çizen bir yaklaşım biçimidir. Anayasa mesela, ve de burada enteresan bir şey var Özgür Bey. Bu ameliyat numarasıyla gözlüğü atmış olması mesela ilginç. Saçlar falan, bakın eski fotoğraflarına, saçlar falan da farklı bir şekilde, evet, şey ediliyor, taranıyor ve
spreyleniyor. Belli o. Kıpırdamıyor bakın. Ütüleme yapmışlar efendim. Öyle evet, ne yapmışlarsa bu bizim spin doctorlar nezdinde image making dedikleri numaradır. Bunun eğer... Kötü mü olmuş? Hayır. Kesinlikle kötü olmamış ama bunun sürdürülebilir olması lazım. Hmm. Yani sadece bununla kalmaması lazım. Bununla kalmaması. İmajı diğer şeylere desteklenmesi lazım. Kılığınla, kıyafetinle, tabii, şuydu da buydu da bir bütünlük arz etmezsen, bir tek gözlüğü attın, saçları kuaförde her gün taratıyorsun ve de spreyletiyorsun, olmaz. Bu yemez. Yemiyor. Mış gibi yapmak olarak algılıyor millet. Bir sürü ölçümleme var konuda. Sallamıyorum yani. Lütfen inanınız. Bir sürü ölçümleme var. Neyi mış gibi algıladığını, neyin samimi olduğunu hemen tefrik ediyor hedef kitle. Çok enteresandır. O yüzden bu kendisine bu konuda tavsiyede bulunan her kimse inşallah bunun 360 derece bir değişimin de yönetimi meselesi olduğunu anlatmıştır diye anayasa tahmin ediyorum. Anayasa meselesine geçmeden bir şey ekleyebilir miyim affınıza sığınarak? En azından sen Cumhurbaşkanı tarafından şu hakkı teslim etmek lazım gibi düşünüyorum. Bu zamana kadar örnekleri vardır. Yani geçmiş dönem için söylüyorum. Elini açıp elini uzatanın hiçbir şekilde elini reddetmedi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. PKK ve türevlerini hariç olarak söylüyorum. Bu zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hep sıkılı yumrukla muamele görüldüğü için aynı şekilde karşılık veriyordu. Doğru. Medeni bir şekilde randevu talep edildiği burada zaman. Burada bir ukalata edeyim mi? Estağfurullah. Burada beden dili olarak kimin elinin yukarıda olduğuna bakarlar. Yani şu eli uzatırken, el sıkışırken şöyle mi uzatıyorsun, böyle mi uzatıyorsun? Hmm. Buna çok dikkat ederler. Bu bilerek yapan da var, bilmeyerek yapan da var. Şey bunu bilerek yapardı Tansu Hanım. Hmm. Mutlaka el yukarıda böyle gelir. Mecburen sen de böyle uzatırsın elini. Yapacak bir şey yok, hükmeder yani. Hafif. Bir de şey, eli ilk kim uzattı? Evet evet, o da vardır. O da çok enteresan numaralardır ama geçerlidir yani. Hı. O ise yani hedef kitleye göre bir numara değil. Anlar, millet oraya bakmıyor. Bak, yüz ifadesine bakar, ele bakmaz. Siz de bakmadınız. Şimdi ben söyledim diye bakıyorsunuz. Doğru. O yüzden ben uzun uzun bunu bir saat derste konuşurum ben bunun üzerine. Fazla bir şey uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi bir tek anayasa tartışması önümüzdeki dönemde sıcak olacak. Orada böyle Cumhuriyet Halk Partisi cenahından 1921 anayasası falan gibi laflar duyuyorum ben şahsen. Siz de duyuyor musunuz bilmiyorum. Ciddi bir tuzak var orada. Onu ayrıca sonra peki, konuşuruz. Onları konuşalım ama bu görüntüyü yorumlamaya devam edelim. Daha önce bir şey söylemiştim. Özgür Özel'in bu seçimlerden hemen sonra yaptığı konuşma ile bir zannediyorum bir akıl var. Özgür Özel'i yönlendiren bir akıl var demiştim. Bir AK Parti'yi çok iyi tanıyan, AK Parti'nin seçmenini de çok iyi tanıyan, ya AK Parti'nin içinden gelme ya da dışarıdan, özellikle gazeteci sıfatlı birileri, AK Parti'yi tanıyan gazeteci sıfatlı birileri süfle veriyor olabilir demiştim ama şimdi bu mesele ilk başta şöyle bir açıklama yaptı Özgür Özel. Cumhurbaşkanı ile görüşmek için randevu talep edeceğiz. Gelen taraf biz olmayacağız. Çok ince bir şekilde aslında yani toplumun Cumhurbaşkanı'nın geldiğini, kendilerinin bunu yumuşatmak için gereken adımları atacaklarını söyleyen bir ifadeydi o. Gelen taraf o. Ama biz toplumu şey yapmak, rahatlatmak için fedakarlıkta bulunacağız anlamına da gelebilecek bir şeydi. Yani İbrahim Uslu mudur, başkaları mıdır bilmiyorum. Ya da önce aklıma İbrahim Uslu geldi. Ya da kendisinin böyle bir şey midir? Bu hareketler çok önemli. Aslında çok da iyi. Yani ben olumlu karşılıyorum. Şayet ileride buradan yola çıkarak işte Selahattin Demirtaş'a anayasa şeyin insan hakları mahkemesinin kimdi o bir türlü adını hafızamda tutamıyorum. Hapiste olan şey. Kavala'yı mı diyorsun? Kavala. Hı. Meselesini, Anayasa Mahkemesi meselesini ki bu onlardan bahsetti bu görüşmeyle ilgili olarak. Bunları uygulamıyorlar, bunları uygulasınlar. Anayasa meselesiyle ancak o zaman görüşürüz noktasına taşımazsa şayet
bu gelişmeler son derece olumlu gelişmeler diye düşünüyorum ve gerçekten de toplumu rahatlatır. Siz nasıl görüyorsunuz? Tabii toplumsal olarak bir kere toplum nezdinde inanılmaz bir kutuplaşma son yıllarda, özellikle ilkokul seviyesinde bile hocam çocuklar parti kutuplaşması yaşıyorlar. Yani ilkokulda işte sen CHP'lisin, sen AK Partilisin, yani böyle kendi içlerinde bile bir ayrışmaya yönelmiş. Tabii toplumsal, bu tabii ki sahada ve liderler nezdindeki bu kutuplaşma ister istemez sahaya ve gündemi teşkil ettiği için ve kamuoyunda paylaştığı için ister istemez ya hayatımıza da karışıyor. Tabii canım. Yani bu en büyük yansıması, bir çocuk bunu yapıyorsa. Teşebbüs miktarı Tayyip Bey'le birlikte çalıştım diye hükümetin bütün icraatından abim beni sorumlu tutuyor. Şimdi evet. Tabii bu doğrultuda özellikle Özgür Özel'in son zamanlarda hocamın dediği gibi seçim sonrası aldığı bir zaferle biraz daha kendine bir özgüveni geldi. Biz de yavaş yavaş artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını tanımlayabilmeye başladık. Önceden çünkü biz CHP'nin genel başkanı Ekrem İmamoğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? Bu görüşme yeni imajı sonrası, yeni böyle bir taraftan baktığımızda Ekrem İmamoğlu figürü biliyorsunuz çok önde giden, tam bir ay oldu. Sayın Cumhurbaşkanı eş genel başkanları tanımıyor. Çünkü tanımıyor. İmamoğlu da randevu talebinde bulundu. Onunla ilgili hiçbir şey gündemde değil. Bu bence henüz. Özgür Özel cephesinde de. Çünkü Özgür Özel son seçimlerde çok zorlu bir süreç yaşadı aslında. Hemen bir genel başkan oldu. Ardından bir seçim yarışına girdi. Ama bir taraftan teşkilatları ve delegeleri yönetmeye çalışan bir Ekrem İmamoğlu örneği vardı gözümüzün önünde. Ona rağmen bir genel başkan olmaya çalıştı. Bir lider olmaya çalıştı. Elini zorlaştıran süreçlerdi. Özellikle böyle bir yakınlaşma Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde hem kurumsal hem resmi anlamda da bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, bir cumhurbaşkanıyla bir AK Parti hükümetteki bir partinin genel başkanıyla bir araya gelmesi Özgür Özel'e kazandıracak davranışlar ve ileriye dönük onun itibar açısından toplum nezdinde de belki yine kendi teşkilatları içinde Kılıçdaroğlu'na dediği genel gibi genel başkanlıktan liderliğe yürüyüşün adımları olarak yürüyüş, aynen ben bu şekilde gözlemliyorum. Peki. Uzun vadede artık bu adımlarla Özgür Özel bir parti lideri olmaya başladı diyebiliriz. Tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz bu yakınlaşmanın çıktılarını. Eğer dersek Özgür Özel işte Gezi'deki kişilerin dışarı çıkarılması, Osman Kavala ve işte diğer Selahattin Demirtaş yaptığı hataları tekrar ederse tabii ki bu şuraya kadar bir şey inşa etmeye başladı yavaş esas yavaş. Esas mesele kırmızı çizgi. Dem Parti. Dem Parti. Geleceğim oraya. Oraya da geleceğim. Hilmi'ye yorumunu soracağım. Belki şu soruyla gelsem bir orayı da yorumlarsan sevinirim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu adımlarıyla şeklen bir şey yapıyor. Yani işte kutuplaştırma meselesinden bahsetti. Sadece şeklen değil bence. Aslında kutuplaştırmanın mimarının doğru. CHP olduğunu doğru. Hepimiz çok net bir şekilde doğru. Biliyoruz. Çünkü hep elini ters eden CHP'ydi bu zamana kadar. Ki geçmiş anayasa görüşmelerinde de biliyorsun 60 maddede anlaşmalarına rağmen elini tersine itip yok sayan yine CHP'ydi. Şimdi şeklen bir şeyler yapıyor, ben öyle okuyorum. Katılır mısın? Onu sorayım. İkincisi şuna belki bağlayabilirsin. Evet, bir taraftan işte gelen taraf biz olmayacağız diyen bir Özgür Özel var. Ama aynı Özgür Özel'in yönettiği parti işte sevgili Selam dediği gibi PKK'nın uzantılarıyla iş tutma. Evet. Ondan sonra Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili herhangi bir değişikliği söylememe gibi ya da bu konuya herhangi bir şekilde değinmeme gibi gizli saklı tutma gibi. Şimdi nedir o? İşte Mavi Vatan meselesi, evet. Libya meselesi, Yunanistan'la ilişkiler meselesi, Avrupa ile Birliği ilişkiler meselesi, Ahim meselesi, Amerika ile ilişkiler meselesiyle ilgili daha değişip değişmediğini bilmiyoruz. İlk adım Cumhurbaşkanı'na saygı duyacaklarını. Randevu talep edeceklerini, kabul ederse Türkiye'nin meselelerini görüşmek üzere ziyaret edeceğini ifade etti. Ama bu gerçekten şeklen bir şey mi yoksa genel bir değişim mi söz konusu? Sen ne düşünüyorsun Elin? Ben şeklen olduğunu düşünmüyorum. Başlı başına Sayın Cumhurbaşkanı'na gidecek olmaları ki Baykal da biliyorsunuz bu işin öncüsüydü. Her ne kadar Kılıçdaroğlu'yla mukayese edilemeyecek olsa da Baykal'ın da bu noktada birçok kez Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmediğini biliyoruz. Bu normalleşme açısından evet elbette siyasal anlamda her ne kadar hiç onaylamasak da Mavi Vatan meselesinde daha farklı söyleyebilirler. Çünkü onlar küresel sistemin uzantısı bir parti olarak varlıklarını devam ettiriyorlar. Oradaki Biden'ın açıklaması ve benzeri gibi süreçleri de
bu çerçevede değerlendirebiliriz. Demirtaş'la ilgili de Kavala'yla ilgili de onların salıverilmesi gerektiğine de inanıyorlar. Bunları da söylüyorlar. Bunları da onaylamam ben şahsen mümkün değil. Onaylamak durumunda da değiliz. Ama başlı başına Sayın Erdoğan'ın bir şekilde onlar işte kabullenmiyorlardı. Türk milletinin bakın 2011, 1 Kasım 2015, 10 Ağustos 2014, 2018, 24 Haziran, 14 Mayıs 2023. Defalarca %50 oy verdiği bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. 50 ve üzerinde oy verdiği bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Diğer kazandıkları seçimleri bir tarafa bırakıyorum. Böyle Türk milletinin gönlünde taht kurmuş, defalarca seçim kazanmış bir cumhurbaşkanına milli iradenin seçtiği bir cumhurbaşkanına yapılmaması gereken bir şeydi. Eğer siz demokrasinin bir aktörü, bir partinin genel başkanının lideri iseniz bunu yapmamız gerekiyordu. O çatı altında da hiç yapılmaması gerekiyordu. Orası yasamanın bir şekilde olduğu, kanunların çıktığı bir yerdi. Orada da benzer şekilde meclis salonunu terk etmeler ve buna benzer birçok sahneyi biz gördük. Doğru. Doğru. Ben çok kıymetli görüyorum. Siyasal anlamdaki farklar olacak. Bu bir adım. Sonraki süreçte de kutuplaşma birdenbire ortadan kalkması mümkün değil. Bunun ben ortadan kalkmasını da beklemiyorum. Ama netice itibariyle Özgür Özel bakın çok mutlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i var. Müsaade edersen okuyabilir miyim? Ya. Yayına girmeden bir saat önce. Buyurun. Yayına girmeden bir saat önce. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, varsa ekrana verebilirsiniz çocuklar. Milyonlarca çocuğumuzun, yani klasik hamasetle girmiş ondan sonracıma, beslenme eğitim sıkıntısı çektiği milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği diye alt alta sıtılarlamış. İşte doların 30 lirayı geçtiği falan diye. Bu ara ruble 1 dolar 93 ruble bildiğim kadarıyla, ekonomisi bizden çok daha iyi olan Rusya için söylüyorum. Ya da bir Japon yeni, bir Amerikan doları 100'ün üzerinde, 100 küsür Japon yeni falan filan. Çok tartışmalara girmiyorum. Şu cümlesi önemli. Diyor ki, bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Adnan Yücel'in bir şiiriyle falan da mevzuyu yürütmüş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani statüko nedir sorusunun cevabıdır bu şey. Özgür Özel de en azından bu ziyaretiyle, bu cümlesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakış açısı herhalde saraya teslim oldu falan. Yani Muharrem İnce'ye yaptıklarının benzerini Özgür Özel'e yapacaklar herhalde. Yani böyle adlandırıyorlar ben çünkü. Ben yapacaklarını düşünmüyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 aktörü var şu anda. Her ne kadar Özgür Özel biraz öne çıkıyor gibi olsa konjonktürel olarak da. Hı-hı. Evet, Özgür Özel tartışmasını biz kapattık. Neden? Onun başarısı ya da değil. Aday belirleme süreçleri çok tartışıldı. Kurultayları para efendim pul işleri yüzünden çok tartışıldı. Bunu bizler söylemedik. Bunu kendileri, Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. Doğru. Adaylar kötü. Para pul ilişkileri çok fazla. Aday belirleme süreçlerinde, diğer süreçlerinde. Efendim bir parti yöneten seçilmiş birisi değil, bir vesayet söz konusu olduğu bir sürece tanıklık ettik. Ama partinin resmi genel başkanı Özgür Özel olduğu için buradaki her şey Özgür Özel'e yazar. Ve evet. Diğer taraftan Özgür Özel'in daha önceki hem Sayın Erdoğan'a karşı etmiş olduğu efendim haddi aşan laflar, hem genel tutumu siyaseti okuma söylem geliştirme açısından üslubunun birazcık daha aslına bakarsanız yumuşadığı bir sürece tanıklık ediyoruz. Buradan şunu çıkarabiliriz. Bir laf vardır. Bunu birçok kez görmüşüzdür. Ben en somut örneğini Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanı olmadan önceki açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı olduktan sonraki açıklamalarına bakarak, hatta Akıncı'nın tutumuna karşı efendim Ersin Tatar'dan yana bir tavır aldığı bu süreçte de gördüm. Özgür Özel'in de aslına bakarsanız bu tutum biraz da ona işaret ediyor olabilir. Hmm. Yine önemli meselelerden, önemli sonuçlardan birisi de şu. Cumhuriyet Halk Partisi artık kazanabilme ihtimalini gördü.
Bu ihtimali onlara kazandıran da yine AK Parti'nin politikalarının olduğunun da altını çizebilirim. Yani AK Parti aslında muhalefeti de dizayn etmiş oldu, merkeze yaklaştırmış oldu. Evet. Marjinallikten kurtardı belki de. Henüz bu anlamda henüz ya da en azından bilmiyoruz. Yine ama kurucu bu bile başka da getiriyor. Bu bile aslına bakarsanız o marjinallikten uzaklaşmanın bir önemli bir Türkiye açısından bir kazanım aslında. Tabii ki önemli bir adımdır. Onlar marjinallik anlamında efendim Ermeni sözde Ermeni soykırımı Ermenilerin bile vazgeçtiği iddiaları dillendiren partiler Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim meclis çatısı altında olanlar mevcut. Doğru. Yani. Peki şimdi sevgili Saydam şu anayasa meselesini konuşalım. Hala biz bu kadar atılım yapmamıza rağmen bir darbe anayasasıyla revize edilmiş olsa bile 80 darbesinin anayasasıyla yönetilen bir ülkeyiz maalesef. 82 galiba. 82 pardon. Darbesiyle yönetilen bir ülkeyiz. Denemeler oldu. Hatta en son Cemil Çiçek'in liderliğinde meclis başkanı olduğu dönemde 60 madde üzerinde anlaşıldı. Geri kalanlarda uzlaşı sağlanmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan o dönem dedi ki ya madem öyle ya bu 60'ı bari onay oylayalım, kabul edelim. Geri kalanlarına bakarız ederiz falan diye. O da bir palyatif çözüm çünkü yeni anayasa yapmaya hiç yanaşmıyordu. Şimdi bu süreç Özgür Özel'le beraber işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir mantığından sıyrılan bir CHP. Bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmesine rıza göstermeyip tabii ki kendi doğruları, anayasada olmasını istedikleri maddeler vesaire vesaire neler varsa onları da teklif ederek bir ortak çalışma yürütür mü ne düşünüyorsunuz? Yoksa eski kodlarına mecburen mahalle baskısıyla dönerler mi? Ben bir soru sorayım mı zaten halinize? Buyurun efendim. Onca yıllık saçlar maçlar ağırmış artık. Onca yıllık tecrübeniz var gazetecilik, mastecilik yalamış yutmuşsunuz. Soru şu, Sayın Cumhurbaşkanı şey teklif etse, parlamenter sisteme geri dönüş. Hı. Ne yapacak Cumhuriyet Halk Partisi? Çok merak ediyorum. Sizce ne yapar? Parlamenter sisteme dönüldüğü anda şu anda tek başına iktidar hemen. AK Parti. Değil mi? Tabii. Hemen yani. 35'in 36'nın altında düşmüyor AK Parti hiçbir zaman. Değil mi? Doğru. 36, zaten ilk iktidar olduğu zaman tek başına iktidar. 34 küsür. 34 küsürle tek başına iktidar olmuş yani. Baktı Cumhurbaşkanı. Aa, siz de çok istiyordunuz değil mi? Tepiniyordunuz. Ucube sistem falan değil mi? Hadi anayasayı önce şu maddeden başlayalım falan filan dedi. Ne yapar muhalefet? Zor değil mi? Böyle bir kozu var Cumhurbaşkanı elinde. Bir kere bunu kenara koyalım. Hmm. Yani her Cumhurbaşkanı pragmatik bir adam. Yani çünkü dünyanın bütün büyük liderlerinde vardır bu pragmatizm. Yani Atatürk'e bakın. Hep bana zaten siyaseten davranış biçimi özü itibariyle Atatürk'ü çağrıştırıyor. Yani milli bağımsızlık meselesi, bölünmez bütünlük meselesi. Nereden bakarsanız bakın. Yerli ve millilik meselesi. Hepsi Atatürk'ün ilkeleriyle. Bilge cansızın gelebiliriz. Gerekirse çizmelerini giyeriz. Çizmeleri giyeriz falan. Bütün hepsi cesaret, ileri görüşlülük falan. Hepsi yanılmıyorsa bizim kanal bir Atatürk'ün başlattığını devam ettirdi, bitirdi gibi bir programla anmıştı olayı. Şimdi bu cebinde Cumhurbaşkanımızın değil mi? Bu duruyor cebinde. Yani parlamenter sisteme dönüverelim abi. Tamam. Bu bence çok ciddi bir tehdit unsuru şey için. Cumhuriyet Halk Partisi için. Yani zaten işte 74 yıldır yanılmıyorsam tek başına iktidar alamıyorlar. Doğru. En son 50'de teslim ettiler iktidarı. 74 sene olmuş. Geçince. Tek başına iktidar alamıyorlar. Bir 74 sene daha tek başına iktidar olma ihtimallerini ortadan kaldırıverir bu. Bir ihtimal. İkinci mesele, ikinci büyük mesele bu sıkışacağı, yani Özgür Özel'in sıkışacağı ikinci konu bu özellik meselesi, işte hani yerinden yönetim gibi böyle
enteresan Türkçe numaralarla. Tabii yani bir merkezi yönetim, yerel yönetim yerel diye böyle yönetim. Kendilerini şey yapıyorlar. Sanki ya, farklı yönetim varmış gibi, yani sistem varmış gibi. Yani size olan saygımdan, hanımefendiye ve buradaki arkadaşlara olan saygımdan kendimi zor tutuyorum. Şeyle ilgili Birleşmiş Milletler Komisyonu'yla bu şey mazbatasını imzalarken göçmen legal illegal göçmenlerin İstanbul'daki entegrasyonu. Var. Vakit kadar sonunda konuşacağız. Evet. Oradaki kullandığı kavramı. Yerel halkla. Evet. Bak Ahmet abim hemen yakalamış. Yerel halk diyor ya. Yani hakikaten bileklerimi keseceğim ya. Ne demek kardeşim yerel halk? Ha? Yerel olmayan halk hangisi? Yani bir yerel halk var, bir de yerel olmayan halk var demek ki. Kızılderililerle Amerikalılar gibi. Eyvallah. Aynen böyle. Şimdi gelelim bu ikinci konuya. Yani burada... Bu şey gibi değil ama değil mi? CHP için klasik söylenen bir başlık vardır biliyorsunuz. Ahali plajlara hücum edince vatandaş denize giremedi. Evet bravo. Bence aşağı yukarı bu. Tabii tabii. Ve de şöyle demek istiyorum. Bunların hani... Secahat arz ederken Merdi Kıpti Sırkıt'ın söyler diye sözümüz var ya. Hı hı. Bunlar böyle bir ağızlarından kaçırıveriyorlar bir şey olunca. Şimdi bu dil sürçmesiyle ilgili bir gün eğer tartışırsak çok hoş örnekler var. Bütün dünya liderlerinden böyle derleyip topladım baba örnekler var. Hakikaten enteresan. Konuşuruz çünkü stres altında bazen böyle kaçıveriyor. Ağızlarından ve gerçek niyetleri çıkıyor ortaya. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi 2028'e eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da hükümete tek başına iktidar olmak istiyorsa mutlaka DEM'le şu andaki adıyla önümüzdeki aylarda adı ne olur bilmiyoruz. Alfabe çok, harf çok kombinasyon falan. Onunla iş tutmadan mümkün olmadığını bugün görüyor. Bunu da ifade ediyor yani. Şeyden sonra da söylediler. Hem demciler söyledi hem kendileri söyledi. İşte dediler kardeşlik ittifakı, millet ittifakı, Türkiye ittifakı değil mi? Bunlar sayesinde falan. Güzel. Demek ki 2028'de de bu yapılacak. Bunun olabilmesi için anayasadaki değişikliğinde efendim hafif tırtık tırtık oradan yerel yönetimlere şey özellik demeyelim de o kadar yemez millet. Ama işte yerel yönetim, yerinden yönetim gibi numaralarla bu demin istediklerinin önünü açma şeklinde bir takım anayasal numaralar getirmeden de yapamazlar. Tıkanılacak yani sadece kendi istekleri değil, aynı zamanda demin isteklerinin de paketin lazım. İçerisinde yer alacağı bir... Şimdi anlaşamayacakları yani o anayasa hocam da gayet güzel ifade etti. Yani sen de söyledin 82 anayasasındaki bir sürü abuk subuk şeyi. Esas mesele tabii partiler, siyasi partiler kanununda değişmesi lazım. Bana sorarsan seçim yasasında değişmesi lazım. İşte belli bir don sisteminden dar bölgeye geçmek gerekir mi, gerekmez mi? Yani bütün bunları konuştuğunuz takdirde ortaya çıkacak tabloda kendi iktidarını sağlayacağına inanmadığı değişikleri ben yarışacağını zannetmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel'in. Bu nedenle belki bir asgari düzeyde anlaşabilirler yani. Çünkü bu mesela Cumhurbaşkanı söyleyip duruyor dedi değil mi? İdam cezası gelirse önüme imzalarım diyor. Ne olacak şimdi? Yani terör suçlarını mesela getirin bakayım idama. Olacak iş mi? Hani Amerika takır takır asıyor kesiyor. Sen getirirsen özgürlük evrensel, küresel falan değil mi? Bu nedenle ben bu anayasanın tabii anayasa mahkemesi de var bu arada. Yargıtay anayasa mahkemesi ilişkileri var. Bunların da düzenlenmesi gerekir. Bütün bunlarda ben hani Anglo-Saksonların mutual understanding dedikleri temel anlaşma düzeyinin sağlanabileceğine inanmıyorum açıkçası. Zor gözüküyor diyorsunuz. Peki şimdi Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın Osmanlı Tarihi'nin Maddesi diye muhteşem bir kitabı var. Sen de ama eski toprakmışsın ya. Hiç öyle göstermiyorsun ha. Hikmet Kıvılcımlı'yı bak bunlardan hiçbiri bilmez ha. Bana Ahmet abi iyi okur, iyi siz yazar. Siz bana şimdi abi dedikçe ablam
Kırşehir'den çok gıcık kapıyor abi. Gıcık mı kapıyor? Yani. Abi ben sana bir söyleyeyim mi? En yani, küçük ben olduğum için bana hiç kıyamıyor. Siyasi iletişimde benden eskisindir. Estağfurullah. Kesin. Yok yani siyasi şey değil. O gazetecilikten gelen şey siyaseti de sevdiğim şey de değil. Gazeteciliğe intisabın hangi yıl? Şimdi Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın... Şunu söylesene bana. Gazeteciliğe başlaman hangi yıl? 1981. 81 mi? Evet. Yani peki. Darbeyle beraber... Darbenin hemen arkasında başladı. Benim 78 oldu. Yani 3 sene önce var. Çok bir güzel. Nöbetçi çavuşun rotatifleri durdurduğu dönemlerde gazeteciliğe başladı. Oo, eyvallah. Tamam. Ve bu arada da bütün harp okullarına gidip birer hafta kalarak 30 günlük yazı dizisi yapan tek gazeteciyim hala. Bayağı cesur adammış. Her neyse. Evet. Şimdi Doktor Hikmet Kıvılcım'ın Osmanlı tarihi maddesinde şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet ikiye ayırıyor Osmanlı'yı. İstanbul'un fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in kendisini Kayseri Rum yani Roma İmparatoru ilan ederek kanunnameyi irad ettiği döneme kadar olana birinci Osmanlı. Ondan sonra o kanunnameden sonra ki ona artık diyor bir Müslüman Bizans söz konusuydu. Neden? Çünkü yer sofrasında yemek yiyen Mehmet Bey, yani Mehmet Bey padişah, sütre arkasında çekilip tek başına yemek yedi. Etek, diz ve el öpecekler sınıfı oluşturuldu. Şeyler. Ve Bizans'ın kurumlarını sadece isimlerini Türkçe'ye çevirerek olduğu gibi aldı. Ve çok dramatik de bir cümle kurar. Der ki Bizans'ı fetheden Fatih'in Bizans tarafından fethedilmemesi imkansızdır. Hmm. Şimdi siz bir yeni başkanlık sistemine geçmişsiniz. Ben bunu çok destekledim. Yani ne olursa olsun en kötü şey bugünkünden daha iyidir diye. Yalvardım hatta. Bir şeyler yapıldı ama mevcut şu andaki şey anayasanın parçalı halinin dışında yasalar var. Yani hala 1960 hatta daha öncesine giden sadece 80 değil daha öncesine giden göndermeler, şeyler var. Göndermeler olan. Daha düne kadar memuri muhakematı usulüne dair yasa söz konusu da hala söz konusu mu bilmiyorum. Ya Osmanlı döneminden kalma memurların yargılanmasıyla ilgili hükümler. Dolayısıyla bunların uyumlu hale getirilmesi elzem. Çok çok elzem. İşte bir sürü kurumlar buradaki, var. Tamam, yani buradaki çıkış noktası da şu değil bunlar mi? Bunlar ne olacak? Yani buradaki, darbe kurumları ne olacak? Buradaki çıkış noktası da şu değil mi zaten? Şimdi 82 Anayasası son anayasa ve 82 Anayasası'ndan geçen işte 42 yıllık bir süre zarfında sürekli güncellenen işte memurun muhakemesi bilmem neyi deyip de ona da işte memurun yargılanması diye Türkçeleştirerek bir iki sağına soluna dokunarak düzelttiğin şey var. Başka var. Şimdi buradaki temel felsefe ya da çıkış noktası şu değil mi? AK Parti bunu istemiyor mu? Ya arkadaş buna biz yeterince yama yaptık. Artık tabii dikiş tutmuyor. Yani. Ya bunu bir kenara atalım. Yeniden sadece günümüz şartlarına da değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2073-2071 vizyonu var. 2053 vizyonu var. Belki bu bir sonraki 2100 vizyonları falan olacak. Ve bu anayasanın önümüzdeki 100 yılı da kapsayabilecek. Ya şimdi mesela öyle işler var ki Batı'da nasıl şey yapıyorlar, kanun değişikliği yapıyor biliyorum ama 82 Anayasası'nı revize etsen bile mücadele edemeyeceğin yeni şeyler çıkıyor. Deepfake meselesi var mesela. Tamam mı? Örnek olsun diye söylüyorum. Demek ki her şey anayasaya yazmamak lazım. AI dediğiniz işte bu şey yapay zeka meselesi var. Bunlarla ilgili bütün dünya şu anda tir tir titriyor. Ne yapacağını kimse bilmiyor. Evet. Yani bunu yasayla bir şey mi yapacaksınız? Anayasaya mı koyacak? Başka bir şey mi diyeceksiniz? Anayasa bunu karşılayacak mı? Karşılamayacak mı? Yani memurun yargılanmasının çok ötesinde bir şey olması gerekiyor. Bunun için sıfırdan bir şey yapmak gerekiyor herhalde. Bilmiyorum.
olabilir yani, mi, olamaz mı? Mutlaka bir sivil anayasanın olması gerekiyor. Ama Hilmi Bey'in de söylediği gibi her şey anayasaya yazılmaz. Doğru. Anayasanın olmadığı ülkeler var. Yani yazılı anayasanın olmadığı ama şıkır şıkır yönetilen, zaten siz daha iyi bilirsiniz efendim. Mesela Anglo-Sakson şey miydi? İngiltere'de. İngiltere. Öyle. Evet, anayasası yok yani. Ama yönetiliyor. Dolayısıyla önemli olan sizin bir şey yapmaktaki niyetiniz ve kararlılığınız. Siz bunu yazılı madde haline getirirsiniz. Yani Türkiye'de biliyorsunuz neydi o, Mısır Murphy'nin şeyi vardır. Dünyada en güzel şeyler ya kanun dışıdır, ya ahlak dışıdır, ya da şişmanlatıcıdırlar. Yani kanun dışılık, bir şey yasaksa insanların tabiatı ona doğru yönelir. Niyet ve kararlılık çok önemli. Bu niyet ve kararlılığın meclisin yarısından fazlasına hakim olması gerekiyor. Şimdi matematik... yani bir tarafın yani AK Parti'nin MHP ile birlikte yanına da Büyük Birlik Partisi'ni alarak bir anayasa, sivil bir anayasa yapması bana çok da doğru gelmiyor. Şimdi mutlaka diğer şeylerin tamam. de alınması lazım. Şunu söyleyeyim. Bazı şeyleri de işimize gelmese de oraya koymak lazım. Peki. Nur Tuba Hanım'a şunu hatırlatarak o zaman anayasa meselesini sorayım. Anayasayı değiştirebilmek için referandum için rakam 360 ile 400 arası. Yani 3'te 2 çoğunluğu geçtiğiniz anda, 400'ü geçtiğiniz anda referanduma gitmeden değişiklik yapabiliyorsunuz. 360-400 arasında da referandum şartı var. CHP yanaşmasa bile, CHP ve DEM yanaşmasa bile İYİ Parti, Gelecek, Deva Partileri ve Bağımsız'la beraber 360-400 bandına geliyor. Saadet'i almasanız bile. Çünkü 10 tane bildiğim kadar DEVA'nın var, 15 Geleceğin var, 25-37 şeyin var, İYİ Parti'nin var. Cumhur İttifakı'nın da 300'ün üzerinde var. 360'ı geçiyor. Yani CHP girmese de CHP'den, matematiksel olarak aslında bir anayasa değişikliği diye, yapılabiliyor. Çok özür dilerim. CHP'den sandalye tırtıklayan diğer partiler onlar... İşte onlar dahil olarak şey yapabiliyor. Yani hani Saadet'le DEVA'ydı değil mi grup kuran? Gelecek mi? Hep karıştırıyorum onları. Evet. 10 tanesi orada. Gelecek de var. 15 tanesi DEVA'da. 37 tanesi İYİ Parti'de. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti ile MHP'ninki zaten 300'ü geçiyor. Totali bunları aldığınızda yani DEM ve CHP'yi dışarıda bırakarak referandum sayısına ulaşabiliyorsunuz. Doğru değil. Matematiksel olarak. Ama bravo, tam onu söyleyecektim. Ama Cumhurbaşkanı'nın özellikle ben hatırlıyorum o anayasa yapım sürecinde biliyorsunuz komisyonlara milletvekili sayınız oranında üye gönderiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki o dönemde böyle yapmayalım. Her parti eşit miktarda komisyona üye göndersin. Hani biz tamam birinci partiyiz, şu kadar milletvekilimiz var. Normalde işte atıyorum 10 kişilik komisyonun 4'ünü 5'ini bizim göndermemiz lazım. Öyle yapmayalım. Herkes 2'şer tane göndersin. Ortaklaşa meclisten bir şey çıkartalım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı derdi bu. Çünkü bu referanduma gittiği anda bunun halk tarafından kabul edilebilecek, her partinin de kabul ettiği, altına imzasının koyduğu bir şekilde gitmesi isteniyor ki toplumsal barış açısından da bu çok önemli. Çok önemli. Ya bu çok, çok kıymetli bir şey. Hatta sivil toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının da görüşlerinin alınmasını. Süreç girildiğinde zaten bunları şey yapabiliyor. bu bakış açısıyla çıkar mı? Yani CHP buradan bir çark çıkmaz. Eder mi? Her ne kadar dediğim gibi geri kalanlar DEM ve CHP kabul etmese bile matematiksel olarak oranı yakalamasına rağmen CHP burada bir oyunbazlık yapar mı? Çıkabilir mi? Umudunuz ne yönde? Yani bu şimdi hususta? Gelen süreçte özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi neredeyse 2,5-3 senedir özellikle Milliyetçi Hareket Partisi sanıyorum 3 sene olacak bir anayasa kitapçı 100 maddeden oluşan Cumhuriyetimiz 100. yılına ithafen de 100 maddeden oluşan bir anayasa düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanı'na arz ettiler. Ciddi çalışmalar var. Az önce söylediğiniz gibi çağın ve günümüzün gereksinimlerinin artık hukuki dayanakların çok ötesinde kalması ki bunu geçtiğimiz yıllarda hatırlarsınız Facebook Zuckerberg davası olmuştu hocam.
Oradaki savcıların hiçbiri karar veremedi. Çünkü hukuki olarak oradaki o verilerin paylaşılması bir karşılığı yok. Yani karşılayamıyor bilişim hukuku açısından da. Düzenlenmesi gereken sadece belli mevcut anayasanın çok ötesinde günümüzün koşullarının işte dijitalleşen, dönüşen dünyada ihtiyaç ve gereksinimimizi karşılamayan bir yapı var. Eğer burası bir hukuk devleti ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her defasında hukuktan dem vuruyoruz, her defasında demokrasiden dem vuruyoruz ama ihtiyaç, hukuk yine insan için ihtiyaç diyoruz. İşte sosyal medyada yaşanan vandalizmi görüyoruz. Bunların hepsinin bir yaptırımın olmaması yine hukuki dayanaklara bağlanıyor. Geniş perspektiften değerlendirdiklerinde aslında bu anayasa herkes için olacak. AK Partili, MHP, işte CHP'li için de yarın bir gün kendi evlatları için de ihtiyaçları olacak bir düzenleme. Burada hele ki en önemlisi o zaten. Hiçbir anayasa bugün için yapılmaz. Burada altını çize çize anayasanın ilk dört maddesi vurgusu her defasında yapılıyor. Kırmızı çizginin hiçbir şekilde oynanmayacağı ki devletimizin temel maddelerinin olması hiçbir şekilde tartışmaya zaten açılmıyor. Yine insanlığın ihtiyaç ve gereksinimleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletinin işte bu kadar siyasi parti adı altında teröristlerin meclise girişinin de bir hukuki bir açığı var. İşte geçtiğimiz önümüzdeki saatlerde konuşacağız. Yani belli belediyelerde yaşanan hadiseleri, teröristlerin yani burası bir hukuk devleti ama hukuk dışı. Tamam, hukuki olarak hukuki uygun ama meşru değil. Ya bunların bir düzenleme ihtiyacı var. Burasının böylesine kendi kafalarına göre yol geçeni gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını tehdit unsuru oluşturacak bu davranışları hiçbir şekilde kabul göremez. Bunların yani her şey hukuki... Almanya için diyenin yargılandığı gibi bu ülkenin köküne dinamit koymaya çalışan Demliler, PKK uzantılarına da bu anlamda fikir özgürlüğü çerçevesinde hayat hakkı tanınmaması gerekiyor. Tanınmaz hiçbir şekilde yani. Almanya'nın yaptığını yapmak yeterli bizim açımızdan. Kesinlikle çok doğru. Almanya'nın yaptığını yapıp yani dolayısıyla bizim buradaki birçok manada sadece bunun bu da yanlış. Buradaki bu anayasa değişimini bir siyasi olgu olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi bunu bir kullandı. Bunu malzeme gösterdi ama burada hiçbir şekilde siyasi unsurlar, siyasi ikballer söz konusu değil. Burada tamamen yine dediğim gibi ülkemizin özellikle bu sürecinde bu böylesine dünyanın gerilim aslında 3 sene önce başladı ama son yıllardaki bu gerilim hattındaki dünyanın savaş arenası dönmüş dünyanın böylesi tehdit unsuru oluşturan çevremizdeki de bu terör unsurlarının bence en önemli benim için gündemde anayasadaki tarafı işte HDP gibi siyasi partilerin artık açılmaması, kapatılması, onların siyasete girmemeleri gibi ya da işte devletin en önemli bölünmez bütünlüğünü etkileyecek unsurların hukuki dayanıklardan ya da açıklar arasından meşrulaştırılmasının önüne geçilmesini arzu ediyoruz. Umuyorum mecliste de eğer Cumhuriyet Halk Partisi de Özgür Özel'in de bu düşünceleri eğer bir ortak mutabakat düşünüyorsa sizce? Bence. Demden vazgeçebilir mi bu aşktan? Vazgeçebilir mi? Çok ben değerli buldum hocam. Dün yani şeyin de. Tamam da. Ama geçirmezler. Yani onların o aldıkları oylar, o dem onların tabiri caizse. Koltuk değneği. Ya şimdi nasıl oluyor? Yani bir de şey var şimdi. Ya iki dakika büyük kaldı. Büyük bir vaatlerle geldi. Reklama gireceğim ama. Ya Atatürk'ün posterine ağır hakaretler yapan bir partinin temsilcileriyle yol yürüyen bir CHP'den bahsediyoruz bir tarafta. Az önce o çok kıymetliydi. Yani 2028'de bir şey yapmak istiyorsa bugün dem olan 3-5 ay sonra adı ne olacaksa bilmiyoruz bir partiyle iş tutmak mecburiyetinde. İşte başka şansı yok. Aslında öyle mi acaba? Belki de acaba? Bundan vazgeçerse belki daha çok oy alabilir aslında. Yani gerçek işte ben de tam onu söyleyecek. Gerçek yani, bir vatansever, yurtsever, milliyetçi bir pozisyon tuttursa Atatürk'ün ilkelerine uygun değil mi? Şunu mu demek istiyorsun? Yani bir terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin yani tabiri caizse meclise girebilmesi için CHP'yi mayine şey olarak kullanıyorlar. Yani bundan kurtulması gerekiyor. Evet, bundan kurtulması gerekiyor. Evet. Doğru. Bundan kurtulursa anayasa değişikliğinde anlaşamayacağı hiçbir nokta kalmayabilir. Yani fakat en başta söylediğimi yine bir tarafta saklı tutuyorum. Cumhurbaşkanı'nın elinde o sopa var. Parlamenter sisteme buyurun dönelim diyiverir yani. Derse ne olur? Ben peki söz hakkımı reklamlardan sonra kullanırsam. Evet, sonra reklamdan sonra kullanırsam ama şöyle bir şey de var. Şey bana Cumhurbaşkanı'nı seçme hakkı veren sistemden parlamenter sisteme dönerim mi? Önüme getirdiğinde ben evet oyu verir miyim vermez miyim? Seçme bazından düşünüyorum bakın, bir taraftan. Bakın orada böyle bir reklama gitmeden var. Ben şunu söyleyeyim.
Dayanamadı. Evet. Bir cümle söyle o zaman. Bir dakikam kaldı. Hayat ileri doğru akar. Hayat geriye akmaz. Evet. Yani dolayısıyla parlamenter sisteme, evet siz bunu söylerken geçilse bile bu AK Parti'nin ve Erdoğan'ın avantajına olabilir ama parlamenter sisteme geri dönmeyi onlar da istemezler. O kadar ucubet sistem dediler, efendim bilmem şunu dediler, bunu dediler. Toplum, Türk toplumu, Türk milleti sürekli değişimden yana tavır almıştır. AK Parti de şu anki gerekçelerini ben gayet iyi anlıyorum ama daha değişim, daha efendim özgürlükçü olduğu, ki ben özgürlükten kastettiğim PKK'lıların istediği gibi propaganda yapmaları, FETÖ'cülerin istediği gibi ato oynatmaları değildir. Daha böyle efendim geniş kitleleri temsil ettiği zamanlarda oy oranını hep artırmıştır. Diğer taraftan da statükonun temsilcisi olma noktasında adımlar attığında da biraz daha küçülen bir noktaya gelmiş. Yani bizim milletimizde arif millettir. Ehli irfanın, erenlerin sağı solu, önü arkası, eyvallah, ilerisi gerisi olmaz. Kısa bir ara reklamdan sonra benimle başlayacağız. Tabii senle başlayacağız. Reklamdan sonra benimle başlayacağız. Kısa bir ara pazarlık yapıyor. Aranın ardından açık görüş 24 ekranlarında ve 24 adede devam edecek efendim. Kısa bir aranlardan açık görüş devam ediyor kıymetli izleyiciler, dinleyiciler, 24 Radyo dinleyicileri. Ali Saydam, İlmi Daşdemir, Ahmet Ezcan ve Nur Tuğba Aktay'la birlikte anayasa olur mu, olmaz mı, yapılabilir mi, yapılamaz mı cümlesini, daha doğrusu başlığını konuşuyorduk. Son sözü Hilmi'ye bırakmıştım. Ardından hemen, çünkü diğer başlıklarımız var, 1915 olaylarıyla ilgili. Ermenistan bile artık soykırım demediği noktada ilginç şeyler, gelişmeler oluyor. İsmail Haniye ziyareti var. İYİ Parti'de hafta sonu genel başkan seçimi var. Sayın Cumhurbaşkanı Irak ziyareti var. Bunların detaylarını konuşacağız bu bölümde ama anayasa değişikliği ilgili sen bir şey söylememiştin Hilmi. Senle başlayalım. Evet. Şimdi öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının değişmez bazı maddeleri var. Bunları sanki birazcık sündürmek ya da etkisizleştirmek isteyen bazı bedbahtlar var. Bu her partide de var maalesef. Yani bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi DEM Parti, HDP, TİP neyse, şimdi bugün birilerinin çıkıp da sözde Ermeni soykırım tasarısıyla ilgili bir şeyler söylediğine tanıklık ediyoruz. Ve üstelik Ermeniler bugün artık bununla ilgili belgeler yok ve benzeri gibi birçok argümanları kendileri söylüyorlar. Böyle bir gerçeklik içerisinde aslına bakarsanız bu toplumla hiç alakası olmayan, efendim emperyalistlerin sözü ona solcuymuş gibi gözüküp de onların temsilcisi, memuru şeklinde hareket edenler var. Bunların sadece oralarda temsilcileri yok. Aynı zamanda da bazı işte kendilerini İslamcı olarak niteleyip de onlara hizmet edenler de var. Farkında olarak ya da olmayarak. Ama genel olarak ben bir anayasanın değiştirilme ihtimali ve potansiyelinin buradakilerin aksine olduğunu düşünüyorum. Hmm. Başta 50+1 olmak üzere bunların hepsi tartışmaya açılacak, masaya yatırılacak ve bazılarından sonuçlu alınabilecektir. Hmm. Seçimler öncesini hatırlayacak olursak 14 Mayıs öncesini, 14 Mayıs öncesinde Sayın Erdoğan yerli ve milli duruşuyla seçimi kazandı. Ama bakıyoruz daha sonraki bazı söylemlere sanki seçimi kazanan parti ya da lider başkası, sanki partinin içerisinde birileri de daha farklı bir partideymiş gibi zaman zaman açıklamalar yapıyorlar. Zaman zaman başka eylemler içerisinde de bulunuyorlar. Bunların çok kabul edilebilir olduğunu da söyleyemeyeceğim. Çünkü genel olarak AK Parti tabanı ya da Cumhur İttifakı tabanına bakıldığı zaman yerli ve milli konularda salatalık 500 lira olsa da biz gidip oyumuzu yine Erdoğan'a vereceğiz demişlerdi o zaman. Hı hı. Yani sonuç olarak seçimi kazanan partiyle sonraki partinin arasında bazı şeylerde zaman zaman açıklamalarda farklılık oluyor ama genel
tavır itibariyle buradan bir değişim olursa daha farklı bir takım, ki AK Parti'nin içerisinde de ben bir takım DEM Parti'ye yakın diyeyim, Kürtçü ya da buna benzer bir şey söyle gibi bir takım tabirler kullanmak istemiyorum. Hı hı. Bu tip yaklaşım içerisinde olanlar var ya da buna benzer daha farklı yaklaşım içerisinde olanlar da olabiliyor. Bunların bu şekilde herhangi bir açıklamaları ya da tavırları AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın geçmişteki hikayesine ve gelecek tasavvuruna Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi anlamda zarar vereceğini düşünüyorum. Çünkü 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılına giderken aynı zamanda da bir Türk yüzyılı başladı. Türk tarihinde hiç olmadığı şekilde birlikte hareket ettiğimiz bir tarihi dönemeçten geçiyoruz. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kıbrıs, bunların hepsi birlikte hareket ediyor ve yarın daha da güçlenerek biz bunları göreceğiz. Ekonomik sıkıntılarımız var elbette. Bunları yaşıyoruz, görüyoruz. O yüzden Mehmet Şimşek orada duruyor. Çünkü algımız çok iyi değil. Çünkü Mehmet Şimşek Batı tarafından kabul edilebilen bir isim. Yani ama bizim özellikle ekonomimizin toparlanması gerçeği olmakla birlikte milli duruşumuzdan da taviz vermeden geleceği inşa etmek zaruretimiz var. Filistin için, Gazze için de var bu. Doğru. Efendim, Doğu Türkistan'daki mazlumlar için, mazlum Türkler için de var. Doğru. Bunların hepsini görerek ve gözeterek bunları düşünmemiz lazım. Peki. Burada surda açılan bir gedik bizim yarınlarımızı ipotek altına alır. Peki şimdi şu CHP bir taraftan mavi boncuk dağıtıyor, sıkılı yumruğu açıyor. Bir taraftan da ortak hareket ettiği DEM Partili belediyeler var. Onlara da bir iki değinmek istiyorum. Çünkü o görüntüler kabul edilebilecek görüntüler değil. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Sizler görüntüyü arkadan verirsiniz. Nur Tuğba Hanım'a soracağım bunu. Oradan başlayarak devam edeyim. Mesela Diyarbakır Sur'da mazbata töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretler. Tamam. Yani düşünebiliyor musunuz? Atatürk'e, yani şeyi saymıyorum bile. Yani Atatürk'ün askerleriyiz cümlesini gündeme getirerek sizin Atatürk'ün ancak itleri olursunuz diye. Çok affedersiniz. Yani bu cümleyi kuran bir partiyle ortak iş tutan CHP var. Atatürk dediğiniz zaman da onlar açısından akan sular durur diyorlar normal şartlar altında. Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserde dalgalandıran İsrail bayrağı var mesela. Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin PKK'lı kadın teröristlerin anısına bir kadın heykeli yapması, açılışa PKK'lı teröristlerin annelerinden oluşan PKK'nın Barış Anneleri ismini verdiği, ki biliyorsunuz bunu en azından bölgede yaklaşık 2 seneye geçti bildiğim kadarıyla eylem yapan, çocuklarını isteyen Diyarbakır annelerine itibarsızlaştırmak ya da alternatif üretmek için yaptıkları bir şey. Bu var. Tunceli Belediyesi resmi X hesabında Dersim Belediyesi diye ismini değiştirip sonra sildiği mesele var. Diğer mevzular falan var ama öyle gözüküyor ki bunlar hızlı bir şekilde hani kafalarını kayyuma vuracak derecede hareket ediyorlar. Ama CHP yeni anayasa meselesinde de, Türkiye'nin temel değerlerinde de bir türlü bu demden ayrılamıyor. Şu görüntüler mesela, az önce bahsettiğim görüntülerin, sözlerin görüntüleri. Van'da, Diyarbakır Sur'da, yine Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde, Tunceli'de DEM Parti'nin yapmış olduğu mevzular. Bu DEM Parti meselesine nasıl bakmak lazım belediyelerde sevgili Nur Tuğba? Bunları DEM Parti ya da bir siyasi parti olarak ben ki şahsen görmüyorum. Bunu her defası defaatle buradaki yayınlarımızda üstüne basa basa vurguladık. Ne dedik? Adını kent uzlaşısı koydular ama kent bölücülüğü, bakın bir yerel seçime gidiyoruz gibi gözükse de aslında bu ittifakın, bu işte adını kent uzlaşısı gibi sempatikleştirdikleri bu işbirliğinin aslında ülkemizin bölünmesine, parçalanmasına ve büyük bir tehdit oluşturacağını defaatle ben burada yayınlarda vurguladım. Hocalarım da vurguladı. Çünkü bu yapının şimdiye kadar geldiği süreç, talimatlarını işte
kandiller alan bu yapının, işte terör ve teröristin sözcülüğünü yapan bu vatan hainleri diyorum, hiçbir şekilde de belki sert benim bayrağıma, ülkeme, kutsal değerlerime ağzını alacak böyle bu toprakta, bu vatan topraklarında gidip öyle ellerini kollarını sallaya sallaya gidip orada söylem yapan hiçbir şekilde bu vatanın evladı olamaz. Ve bunu da böyle etnik kimlik üzerinden böyle masumlaştırıp mağdura çeviren bir iletişim dili kullanarak hiçbir şekilde kendilerini aklayamazlar. Orada bizim değerlerimizi, bayrağımızı, Atatürk'ü, Gazi Mustafa, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş, demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını kalkıp bu daha bizim görüntülere yansıyanlar, yansımayan öylesi kötü hadiseler var ki ve bu hadiseleri de etnik kimlik üzerinden Kürt vatandaşlığı, Kürt kökenli vatandaşlarımız, yine bunu söylemeyi de doğru bulmuyorum. O vatandaşlarımızı adresleyerek yapmaları bu kirli ittifakın, kirli oyunun ispatı. Dolayısıyla şimdi bu böyle bir yapıda bunları siyasi parti nedir? Belli bir görüş, belli bir işte insanların demokratik yollarla seçilmiş ihtiyaç ve gereksinimleri işte mecliste dile getirmelerini arzu ederiz. İşte bununla ilgili politikalar üretmelerini arzu ederiz. Yok barış anneleriymiş, attıkları işte o mitingde söyledikleri kadın, barış, huzur öyle söylemleri de var. Orada her defasında diyorum 12-13 yaşında kız çocukları daha kaçırılıyor. Hepsine yani tacizler ediliyor, tecavüzler ediliyor. O zaman hiçbirinizin sesi çıkmıyor da. Ve bunu orada en büyük zulmü, PKK'nın en büyük zulüm yaptığı yer kim? Kürt halkı. Orada o bölgede yaşayan insanlar. Evet. Siz onlara söylemiyorsunuz. Kalkıp burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hedef alıyorsunuz. Bunu yemiyor artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O bölgedeki halkımız da buna artık alet olmuyor. Ama bu ekibin... Aynel Arap'ta PKK denilen terör örgütünün Kürtleri asimile ettiği Birleşmiş Milletler raporuna yansıdı. Kobani dedikleri yerde PKK Kürtleri asimile ediyor diye Birleşmiş Milletler raporu yayınlandı. Dedim. Tam da yaptıkları bu. Yani şu an çünkü örgütün altyapısına girecek olursak, örgütün bileşenlerini orada Kürt vatandaşlarını ya da Kürt hareketi olarak değerlendirirse de orada Ermenisi zaten birçoğu Ermeni. Kürt olmayan zaten birçoğunluğu küreselcilerin işte o onların aparatı, onların oyuncağı. Bunu bile isteyerek, yoksa o kadar küçücük bir yapı, Amerika'nın desteği olmadan, o Kuzey Irak'ta şu an zaten çıldırmaları çıldırsınlar. Biz de o kadar mutluyuz ki hele gitti Cumhurbaşkanımızla, oh Irak'ta da Erbil'e de bayrağımızı da yansıttık ki Türklerin varlığını, oh o kadar içim böyle yağlar eridi ki gerçekten o askerimizin ayağına taş değmesin. Ne diyorlardı Murat Bey? Ya ne işimiz var bizim sınır ötesi operasyonlarda? Kılıçdaroğlu demiyor muydu? Evet. Ne işimiz, işte ne işimiz var, anladınız mı? Siz gittik, Sayın Cumhurbaşkanımız oraya gitti böyle. Öylesi terörle yuvalanmış, terör örgütlerinin yönetimi esareti altında girmiş bir toprakta. Elini kolunu sallaya sallaya güven içinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti heyetiyle gitti orada, güven tesis etti. O bölgenin şu an o terör devletinde teröristlerin elinden sadece PKK değil oradaki yapının unsurlarının arınması için taşın altına elini koydu. Aslanlar gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada varlığını hissettirdi. Evet. İran medyası çıldırmış vaziyette, birazdan onu da konuşacağız. Tabii şöyle Barzani efendisini biat etti diye İran medyasında çıkıyor. Yani orayı kaçırmak çünkü... Talebani'nin partisi İran'a kaydı. Şimdi Barzani KDP bu tarafa dönünce güvenlik açısından ve Güney Koridoru'da İran medyası da çıldırmış vaziyette. Oradan söylüyorlar. Şuradan yürüyebiliriz isterseniz. Bir de bu HDP'nin kapatma meselesi var. Sayın Bahçeli dedi ki ikisinin kanunları bizden, değil mi Sayın Bahçeli'nin şeydi bu? Evet. Kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, sıra deme gelmeli. Nice kim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılımları anayasal çerçevede engellenmeli cümlesini kullandı. Tunceli Belediyesi'nin resmi ismi Dersim Belediyesi değişince X kural hatası deyip hesabı kapattı. Bizim AYM hala HDP'yi kapatamadı. Hakikaten. Şey var. Şimdi o konuyla ilgili şeyi... Hızlı hızlı geçelim ki 4-5 maddem var burada. Süremizi duayenimiz Ali abiye bırakarak ben bir başka yere bakmak istiyorum. Az önceki meseleye dair. Tamam. Özellikle son bıraktığımız yerde İran medyasının çıldırması meselesiyle ilgili Barzani meselesinde. Şimdi bu milletin geçmişinde çok önemli tecrübe var.
bu millet derken Kürtler, Türkler birlikte kastediyorum. O tecrübelerden bir tanesi şu anda devlet televizyonunda bir dizi olarak da yayınlanıyor ama nasıl bir bakış açısıyla yaptıklarını tam şey yapamıyorum. Selahattin Eyyubi mi diyorsun? Evet, Selahattin Eyyubi. Çok şimdi, muazzam. Ben tabii de takip ediyorum. Kudüs ne zaman kurtarıldı? O dönemde işte Türk beyleri, Kürt beyleri, mirleri, Arap emirleri, her biri kendi başına ayrı devletçikler olarak kimse benden daha öne geçmesin diye birbirlerinin altına oyarken Nurettin Zengi Türk ile bir Kürt beyi Şirkuh Bey, Selahattin Eyyubi'nin amcası bir araya gelip ben ilimle, irfanla uğraşacağım, şiirle uğraşacağım, savaşta benim işim olmaz diyen ama çok stratejik zekaya sahip olduğu için dayattıkları Selahaddin'i, Eyyub'un oğlu Selahaddin'i, Şirkuh'un yeğenini komutan olarak getirdiler. Ne zaman ki Türkler ve Kürtler el ele verdiler, Kudüs kurtuldu. Bu bir. İkincisi, Vahdettin İnce'nin Çevirmen diye bir kitabı vardır, incecik böyle, soyadı gibi. İbrahim Kalın soyadı gibi kitaplar çıkartır, o da soyadı gibi incecik çıkartıyor ama benim için çok önemli bir kitap. Çevirmenlik tecrübesini anlatır. Orada Mola Mustafa Barzani'nin bir hayatını anlatan bir kitabı çevirmiştir. Mesut Barzani'nin babası. Oradan bir, evet. Oradan bir pasaj anlatır. Mola Mustafa Barzani kendisine, kendilerine şey bulmak için, destek bulmak için Amerika'dan, Batı'dan artık bir şey bulamayacağını düşünür ve Sovyetlere kaymak ister. Gizli bir şekilde Türkiye'nin de belki haberi vardı, göz yumdular. Gizli bir şekilde Azerbaycan'a geçerler. Azerbaycan'da bir müddet orada misafir edilirler. Fakat sonradan Stalin'in talimatıyla Sibirya'ya sürgüne gönderilir. Kalabalık da bir heyet. Sibirya'ya giden trenin vagonlarına her bir heyetten parça parça koyarlar. Dağın başında küçücük bir istasyonda bir vagon boşaltırlar. Barzani'nin olduğu, Mola Mustafa Barzani'nin olduğu bir grubu da bırakırlar. Tipi küçücük, tek bir adam var istasyonda. Adam der ki şu tarafa doğru gidin, oralarda köyler var. O kar fırtınası içerisine giderler ve silüet halinde atların, silahlı atların geldiğini görürler ve kalırlar. Atlar onlara bakar, onlar onlara bakar. Nasıl anlaşacağız, ne diyeceğiz? İçlerinden en yaşlı olan bir tanesi selamun aleyküm der. Atlardakiler hemen inerler, silahlarını bırakırlar ve kucaklarlar. Türklermiş gelenler. Vahdettin İnce'nin çok güzel bir şeyi var orada. Aslında bu hadise Mola Mustafa Barzani'ye kendi toplumu ile ilgili kapıları açacak anahtarı vermişti ama o bunu çok şey yapmadı. Ölümünde bile Amerika'dan medet isteyerek öldü. Ve bu umarak öldü. Bu çok önemli bir anekdot. Yani Türkler de Kürtler de şunu bilsinler ki bir araya gelmeden, tevhidi sağlamadan bir milim öteye geçemezler. Fars üzerinden Amerikalı güler. Yani peki. Fars üzerinden, yani Pers üzerinden Yunan güler. Bugünkü şeyle, tabiriyle söyleyeyim. Dolayısıyla halk bunu biliyor. Mecliste Demliler İstiklal Marşı'nı okumamışlar. Değil mi? Ahmet Spor maçında İstiklal Marşı okundu. Bütün stadyum ayakta. Bütün stadyum İstiklal Marşı'nı okuyor. Maç bittikten sonra da alkışlıyorlar. İstedikleri kadar okusunlar, istedikleri kadar okumasınlar. Cehennemin dibine kadar da yolları var. Aynen öyle. Halk bu. Şimdi... O halkı yenebileceklerse gelsinler. O halkı terörize etmek için yaptıkları numaralar, yani bu işte Atatürk'tü, Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret düşünler. Onların hepsi kayyum atatmak ve insanları kışkırtmak. Selahattin Demirtaş'ın bir zamanlar yaptığı gibi yine hendekler, sokağa çıkmalar. Yerinde yönetim, öz yönetim, sert determinasyon, laflarını gündeme getirmek için
Amerika İsrail üzerinden kurulmuş oyunların maşalığıdır. Çomarlığıdır. Başka bir şey değil. Peki. Ama şimdi, halk bunları yemiyor. Zaten tabii şunu hiçbir zaman ama bizden bir yiyenler var. Altını maalesef çizerek söylemekte fayda var. Yani bilinen bir şey ama tekrar etmekte fayda var. HDP ya da DEM dediğiniz parti Kürtleri temsil eden bir parti değil. Tamamını temsil eden bir parti. Çünkü o seçmen AK Parti'ye de oy veriyor. MHP'ye de oy veriyor. Tabii. CHP'ye de oy veriyor. Evet, yani son seçimde onların da oyları düştü artık. CHP mi kaydeder ne der bilmiyorum ama terörist Salim Müslüm bir cümlesi var. Şeyde Türkiye KDP'yi yanına aldı. Murat, çok. Ayvalık'ta bir olur. Kürt arkadaş var. Sen devam edersen ben konuları bitiremeyeceğim çünkü. Yani şunu söyleyeyim de, ne olur. Yaşıma ver lütfen. Bizim oralardaki işte Kürtlerin de şeyi gibi, kanaat önderi gibi bir arkadaş var. Bu seçimlerle ilgili bana şey söyledi. Dedi ki abi şeyde büyükşehirde dedi. Büyükşehirde CHP'ye verdim. Ha, Ayvalık'ta CHP'ye verdim. Büyükşehirde DEM'e verdim. Belediye meclis üyeliğinde de AK Parti'ye verdim. Dengeyi kurmuş yani. Bahsettiğin görüntü bu. Müthiş. Evet. Şimdi Salih Müslüm'ün bir sözü var. Türkiye KDP'yi yanına aldı. Terörist Salih Müslüm. Türkiye'nin orada 100 civarında üsleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık falan da falan değil. Bütün düzlüklerde, şehirlerde hem Erbil hem başka yerler hepsini ele geçirmiş Türkiye. Kimse Türkiye'yi çıkaramaz diye bir cümlesi var burada. Erdoğan'ın cümlesini de hatırlatayım. Bu yaz itibariyle Irak sınırında terörün çözüleceğini, orada terör diye bir şey kalmayacağını ifade etmişti. 27 başlıklı anlaşma imzalandı. Güney Koridor diye tabir edilen ve aslına bakarsanız Irak'ın da bu anlamda bu zamana kadar Amerika'nın özgürleştirmek için hani tırnak işaretiyle özgürleştirmek için girip milyondan fazla insanı katlettiği o coğrafya artık refah bulmak istiyor. Evet. Şimdi yok. Elbette Amerika orada yine kendi çıkarlarını gözeterek belli başlı şeylere müsaade ediyordur. Onu ifade ederek söyleyeyim ama bu ziyaret çok kıymetli. 27 başlıkta konuşuldu ve bir ticaret yolu. Şimdi ticaretin olduğu noktanın güvenli olması elzemdir. 2 kere 2 4. Onun için Barzani buradan elde edilecek gelirin o özerk bölgede kendi adına kullanılmasını istiyor. Talebani her ne kadar İran'a yaslanmış olsa bile buradan öyle gözüküyor ki hizaya gelecek edecek mevzusu ve o terör koridoru oluşma hayalinin son bulduğu bir ziyaret diyebilir miyiz sevgili Ali Saydam? Buyurun. Birer cümle geçiyoruz. Başlıklarım var. Diyebiliriz. Diyebiliriz. Bu bir cümle olmadı. Bir kelime oldu. bir kelime denedim. Onu cümleye tamamla bence. Ama o kelimenin özgül ağırlığı var. Paragraf gibi bir diyebiliriz. Şimdi bir iki şey tespit edelim. Bir, Cumhurbaşkanı o gün gitti bunlar imzalandı. Böyle bir hikaye yok. En az bir senedir. Tabii canım, en az. En az bir buçuk senedir. Daha fazla. Legal illegal. Bilinen bilinmeyen. O gidiyor, bu geliyor. En son duyduğumuz işte şey gitti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı. Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İstihbarat Başkanı. Yakup AKP'den zaten. Mesut Barzani bir acemilik yaptı. Erken bir açıklama yaptı. Tepesine bindiler. Bindiler, evet. Yani. Süleymaniye meselesi için bir daha gidildi. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman ben sadece bölgenin değil dünyanın paradigmasını değiştirecek olan bir proje olarak görüyorum Güney Koridoru. Ona bir şey de diyorlar. Ne diyorlar? Kalkınma projesi. Kalkınma yolu. Kalkınma yolu. Evet, anlaşılır bir şey. Çünkü o yolun geçtiği yerin her tarafından oraya ticari olarak saplama yapıp o yol kanal üzerinden Avrupa'ya ulaşmak, bakın nereden geliyor? Pekin'den geliyor, güneyden. Hindistan'ı yalayarak geçiyor. Hürmüz Boğazı'ndan yukarı Bağdat. Bağdat'tan Suudi Irak'a geçiyor. Evet, Suudi Arabistan. Katar, Suudi ve doğrudan doğruya işte şeye geçiyor. Türkiye'deki sınıra göre oradan da zaten. Türkiye'nin içinde bunların güvenlik de, bak bravo. Harika, bizimkilere bak ya. Evet, canavar maşallah. Güzel çalışıyor.
Şimdi Türkiye'de bu şey bir güvenlik sorunu yok. Güvenlik sorunu olma ihtimali olan yer, bakın o demir yolu diyor ya, karayolu demir yolu var Basra'dan bizim sınıra kadar. Hangi sınır kapısı o? Ovacık zannedersem. Tek kapı bu Ovaköy. Ovaköy. Tamam. Şimdi bakın bu herkesin çıkarına olan bir şey. Buraya son sadece bakın böyle kendi kendine böyle gitmiyor. Şimdi böyle bakın, kalsın. Orada bir durabilir miyiz ya? Bir böyle duralım evet. Bir yukarı doğru giden en doğuda yukarı doğru giden yeşil bir ok şu var. Görüyor musunuz? Şunu diyorsun değil mi? Evet. O niye? O şundan, o şu şey üzerinden, İran üzerinden gelebilecek olan, hani oraya bir şeyin bir tünel açılıyor biliyor musunuz? Muhteşem bir tünel açılıyor. Acayip bir inşaat var orada. Şey üzerinden. Ne diyorlar oraya? Trenin de adı var. Yani Türkiye ile İran ve de Azerbaycan'ın üçünü birden böyle geçen bir muazzam tünel inşaatı var. O da orta koridorun bir uzantısı. Zengezur. Tam onu söyleyecektim. Hani ben başka bir şeyden bahsediyordum. Ama o senden daha akıllı olduğu için daha çabuk söyledi yani. Bu kadar basit. Nasıl böyle birbirimizi vurduruyorsun? Vallahi, böyle yemin ediyorum. Böyle. Bir o taraftan bir bu taraftan. B12 eksikliği başlamış sen dedi. O yüzden yani. Ama siz ondan zekisiniz. O sadece ne zaman müdahale edeceğini biliyor. O akıllı evet. O akıllı ve ben zekiyim. Doğru. Bu iyi buldun yani. Bunu var ya. Evet efendim. Zengezur. Evet. Zengezur mesela çok enteresan bir. Onu unutmamak lazım yani. Öbür taraftan bakın, İran'a etkilemiyor mu? Batı'nda Suudi Arabistan'a etkilemiyor mu? Herkes bu yoldan yararlanacak yani. Bu yoldan şöyle diyorlar, 25 gün kazandırıyormuş ki. Bir gün burada biliyorsunuz değil mi? Şu Basra Körfezi'nde bir tane şilebi durdurdular. Avrupa inim inim inledi. Bir tane şilebi durdurdular. Yani Yaycı Paşa geçenlerde diyordu ki 3 gün dayanır Avrupa. 3 gün. Daha fazla dayanamaz. Eğer bu taraf petrolü keserse 3 günden fazla dayanamaz. Silahlı kuvvetler daha da az. 1 gün diyordu. Şimdi bu nedenle bu çok önemli. Şimdi buradaki bu güvenliği sağlaması gerekiyor. Kimin? İran. Kimin? Bizim oradaki şeyin temizlemesi gerekiyor bizimkilerin. İran kuzeyindeki işte Erbil'le işbirliği tutarak oradaki bütün terörist unsurların temizlemek gerekiyor. Peki bu projeye kim? Bence en önemli mesele bu. Yani bu bırakın şey işte Süveyş kanalı kadar önemli bence. Yani Süveyş kanalı nasıl değiştirmiştir dünyanın ticaretini dinlemesini. Bu da öyle. Çünkü şimdi şu anda kullanılan yol güneyden şeyden geçiyor biliyorsunuz. Denizden. Şeyin Afrika'nın, Güney Afrika'nın güneyinden geçen deniz yolu kullanılıyor. Ümit burnunu diyorsun. Ümit burnunu, bravo. Hemen atladım ben de. Çok, bravo, tebrik ederim. Sizin kim daha hızlı söyleyecek falan diye. Entelektüel birikiminizle ilgili hiçbir zaman şüphem olmamıştı. Tamam, geçiyor oradan. İdare ediyorlar şu anda. Bayağı filolar halinde gidiyor gemiler. Fakat 25 gün kazandırıyormuş ya bir şey. Bu yol. Şimdi tamam. Ve de bunun $14 milyar çok da büyük bir rakam değil ben size söyleyeyim. Fizibilite hesapları yapılmış. Diyorlar ki 8 yılda amorti edecek. Yani büyük rakam. Yeter ki şimdi geliyoruz en kritik yere. Bu açık alan maçık alan oralarda biraz daha kolay güvenliği sağlamak. Bu açık olan yerlerde yani dağlık olmayan yer ama kuzeye gelince biraz daha problematik şeyse. Bakın ha. İşte bak bizimkiler süper ya. Şu meşhur harita. Evet. Yaycı'nın da üzerinde anlattığı şu yeşil mi mavi mi var ya şu anda mer'i geçerli olan yol bu. Ümit Boğazı'ndan, Ümit Burnu'ndan evet. Dolaşan var ya. Londra'ya giden. Evet. Şu anki gerçi o. Şimdi bakın kırmızı var. Pekin'den başlıyor. Bakın Hindistan'ın güneyinden geçiyor. Tamam mı? Ali abi haritanın başında evet. Şey yapacağım. Yok yapmayayım çubuk abi. Yok, hiç buradan. Hocam, o şimdi şeyden rol çalmak olur. Patrondan ondan rol çalarsam işimi kaybederim falan yani. Gerek yok bu işlere. Oradan Hürmüz Boğazı bakın. Oradan içeri. O bakın ne kadar daha kısa. Evet. Daha kısa ve demir yolu olduğu için de çok hızlı ve ucuz.
biliyorsunuz öteki demir yolu hazır zaten. Londra'dan kalktı tren Pekin'e gitti. Biliyorsunuz hani Türkiye'deki bazı münafıklar Halkalı'da bekliyor dediler ya tren. Tren bu arada Pekin'e varmıştı. Çok da. Ne? Orta koridor bizim şey orta yaptığımız. Koridor, evet. Halkalı'dan başlayıp Halkalı'dan devam eden. Evet, ama o Londra bağlantısı tabii, var yani. Bizim açımızdan yani sonra. O nedenle zaten bu da Londra bağlantılı bir şey. Hı-hı. Şimdi bakın bunu eğer Türkiye'nin tabii liderliğinde olan bir şey. Bunu Batı basını ne kadar işledi biliyor musunuz? Aklınız hayal. Bizim Türkiye'de bu konunun ben yeter derecede öneminin zatarinizin ve ekibinizin burada şunu, sergilediği... Şu büyük haritayı ortaya alsanız da çocuklar. Bu performansı kutluyorum. Bu sizin verdiğiniz önemin işareti. Bu hakikaten hem Türkiye'nin hem bölgedeki bütün ülkelerin makus talihini değiştirecek olan bir proje. Yani bence de bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın son seyahatinin temel unsurunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani ya efendim siz işte PKK'ya karşı mücadele bilmem ne falan. Tamam bunlar yan unsurlar. Hepsi bu projenin desteklenmesiyle ilgili. Bakın şeyin arkasından iniyor. Sri Lanka'dan dönüyor. Hindistan'ı yalıyor. Oradan Mumbai değil mi? Mumbai. Evet. Mumbai yani geçiyor. Yani bütün Hindistan'ı alıyor yanına. Çin'i alıyor. Yani şeyi de pas geçiyor. Mesela buradan Süveyş kanalından kara üzerinden falan. Giden yer var. Burası Basra Körfezi'nden şey yapıyor. Yukarı çıkıyor. Hangisine yukarı göre çıkıyor. 25 gün kazandırıyor? Şey, şu andaki mavi dışarıdaki yeşil. Şunu 25 gün şunu 25 gün kısaltıyor. Evet. Şu mavi turkuaz hattı. Çünkü buradan gelen şeyi bakın, Basra Körfezi'nden geçerek 25 gün o 25 gün ne var ki kardeşim? Şey. Denebilir mi? Bir günü milyar dolarla ölçüyorlar o gecikmenin. Maliyetine. Termin süresi dediğin hikaye var ya. Eyvallah. Termin süresi dediğin mesele 25 eyvallah. Gün muazzam bir eyvallah. Gün. Muazzam eyvallah. Bir sayı. Şimdi bir şey hatırlatacağım. Burada tabii şimdi bu mesele en nihayetinde işin içine Çin'in, Amerika'nın, Irak'ın, İngiltere'nin, Avrupa'nın girdiği, dahil olduğu meselelerden bir tanesi bu. Şimdi Amerika'yı PKK şöyle korkutuyordu. Salih Müslim dediğimiz o teröristin açıklaması aslında bu korkuyu pompalayan bir şey. Ya biz sizin paralı askeriniziz. Onu kabul etmiş vaziyetteler. Taşeronunuzuz. Terör örgütü olarak. Ne derseniz onu yaparız. Ama Türkiye buraya girerse çıkmaz diyorlardı. Şimdi Salih Müslim'in sözü o zaten. Sadece ovaları da 100 noktada falan şöyle yerleştiler ettiler falan da kimse Türkiye'yi çıkaramaz diye Amerika'ya o korkuyu pompalıyorlar falan ama nihayetinde görünen o ki İran hariç çünkü İran istemiyor bunu. Böyle bir şeyin olması İran'ın gücünü azaltıyor sanki. İran bu işe Talebani'yi biraz gazlayarak engel olmaya çalışıyor. Zengezur'da yine aynı zorlamaları çıkartıyor olmasın doğru, diye. Doğru. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, 26 anlaşma imzalanması ve yazın burada terör kalmayacak cümlesi buranın paydaşları olan devletler tarafından onaylanmış bir hayata geçirecek bir proje. Öyle gözüküyor. Bu aslında bir yerden bir de bu alternatif bunların çalıştığı İsrail üzerinden bir yol vardı biliyorsunuz onu değil mi? Bu haritada yok. Bir de İsrail üzerinden alternatif İsrail oradan gemilerle Yunanistan'dan bilmem ne. Bakın İsrail'in önerdiği gemi tren yolu Hayfa'ya. Hayfa'dan gemi Yunanistan'a Yunanistan'dan tekrar tren. Hesaplamışlar çok basit bu kapitalizm acayip kardeşim. Almışlar kalemi hesap makinesine abicim. Bu daha pahalı gelmiş yani. İndi bindi. Neden? Yol daha pahalı değil. Bu lojistikte ben yeni öğrendim bunu. Lojistikte bütün yükü indir, bindir, tekrar indir, bindir. 1, 2, 3 tane var. İndi bindi. Burada oysa bir tane. Buradan geliyor bir tek Basra Köprüsü'nde indi bindi. O kadar. Ondan sonra Devam. Londra'ya kadar. Evet yani inşallah Türkiye'nin yani Sayın Erdoğan'ın büyük liderliği ve vizyon sahibi olmasının tek göstergesi One Minute veyahut da Dünya Beşten Büyüktür değil. Böyle bir devasa projeye de imza atması mega proje al sana mega proje. Burada terör koridorunu yok ettiği gibi Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin maddi anlamda çıkar sağlayacağı başka bir projeyi küresele kabul ettirdiği bir mevzu aslında bakarsın. Şu anda o bölgeye bak ya Katar
en çok destekleyen şu anda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Bunlar malları nasıl gönderiyorlar? Şu anda nasıl gönderiyorlar ya? Ya uçakla gönderiyor perişan, inanılmaz pahalı. Çok. Ya da ne yapacak? Tırla, mırla, işte oradan gemiye yükle, oradan Ümit Burnu'na döndür veya Süveyş kanalından geçir. Orası da tehlikeli. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Ne kadar heyecan verici ya. Hakikaten. Heyecanlanmıyor musunuz? Çok heyecanlı. Şurada Cibuti ve Somali ile yapılan anlaşmaları bir oturtun şuraya bakın. Cibuti ile Somali. Afrika, şu haritanın üstüne. Ya ne işi var Türkiye'nin Somali'de? O zaman daha net anlaşılıyor. Somali'de. Evet. Cibuti ile. Evet abi, Cibuti ile Somali ile ne işimiz var? Ve son bir şey, İskenderiye Limanı'nın anlaşması, İskenderiye Limanı ile ilgili Mısır'la anlaşması. Aa, bir de müthiş. Bu Süveyş kanalından işte, alternatifte bu kahverengi ama yürümüyor doğru dürüst tabii. Süveyş kanalı üzerinden giden kahverengi çizgi de var. Evet. Fakat ikisine de fark atıyormuş bu kırmızı şey çizgisi yani. Kalkınma yolu. Efendim. Bakın, peki. Şimdi bu şeyde koridorla ve genel olarak bu yollarla ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslında Kanal İstanbul'da bunun bir parçasıdır. Onu kimse görmedi. Olayı yanlış değerlendirdiler. Tarihi İpek Yolu dediğimiz o. Demir İpek Yolu projesinin aslında adımıydı. Ha, bu ara Kanal İstanbul yapılmıyor ama o kod üzerinden gelecek köprüler yapılıyor. Evet. Yani hani bu Pekin'den gelip Londra'ya gidecek demiryolu köprüleri falan yapılıyor. Zaten uzun zamandır üçüncü köprünün altında yapılacak. Bizim demiryollarımız şeyle, taşımacılıkla ilgili sürekli Türk Cumhuriyetleriyle toplantılar içerisindeler. Gürcistan'la ve diğer şeylerle, onlarla da geliyor. Tarih boyunca hatırlarsak okuduğumuz kitaplardan falan, ticaret yolları üzerindeki şehirler, ülkeler hep refah içerisinde olmuşlardır. Bunu İskenderiye Limanı için, Kahire için, efendim Basra Körfezi için, Bağdat için, Şam için hep anlatılır. İşte Şam'dan işte deve kervanları, yine Orta Asya'da da benzer şekilde ticaret yolları üzerinde olan ülkeler ve şehirler hep gelişmiş ülkeler olmuşlardır, refah, şehirler evet olmuşlardır. Dolayısıyla bu koridorların oluşturduğu bu ticaret yolunun merkezi Türkiye ve bunun da mimarı, aslına bakarsanız o Türkiye'ye alınması da Sayın Erdoğan'ın vizyonu. Doğru. Önümüzdeki süreçlerde biz belki tam olarak görürüz göremeyiz, görürüz Allah'ın izniyle, ama evlatlarımızın refah içerisinde olacağı bir sürece tanıklık edeceğiz. Şimdi Ermenistan meselesini buraya bağlayacağım. Oradan belki yürüyebiliriz. Ya çok bu bağlanacak bir yer yalnız. Ermenistan'a da çok etki gösterecek. Tamam, onu söyleyeceğim. Şimdi bu Ermeni soykırım palavrası mevzusu artık Ermenistan'ın başbakanı ağzından da gündeme getirilmeyen. Tam da onu söyleyeceğim. Şimdi bu bağlantı sanki Ermenistan'a da bir şey sayacak. Çünkü diaspora tabii dediği ya hikaye Ermenistan'ın bu Amerika'da anlamda kanını emen, ya, yani siz orada kan dökmeye, fakirlik çekmeye, rezil olmaya, ondan sonracıma her türlü kötülükle mücadeleye devam edin. Biz bu işin dünyada propagandasını yapacağız diye bu topraklarda yaşayan Ermenistan vatandaşlarını... Açlar çoğu. Tabii açlığa mahkum eden bir bakış açısı. Aynen öyle. Paşinyan çok zorlandı iç siyasette. Ama bildiğim kadarıyla ilk herhalde soykırım cümlesini kullanmadı. Konuşmasında 1915 olaylarından bahsederken büyük felaket demekle yetindi. Çok tepki aldı. Bayağı tepki aldı ama daha önce de Ağrı Dağı'nın Türkiye sınırları içerisinde olduğunu söyleyerek devlet armasında yer almasını eleştirmişti. Bununla bağlantısı olabilir mi? Yani, bir normalleştirme tane örnek var. Özür dileyerek ifade edeyim. Ermenistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik İşleri Komisyonu Başkanı Andranik Koçaryan ne demiş? Her yıl soykırım oldu diye törenler yapıyoruz ama Türklerin soykırım yaptığını düşünmüyorum. Çok cesur bir ifade. Çok, evet, sözde soykırım müzesindeki fotoğraflar ve belgeler inandırıcılıktan yoksun. Elimizde 1915'te öldürülenlere dair herhangi bir liste bile yok. Bunu almışlar ama bence devamı da var. Ben ona da baktım. Devamında diyor ki ya keşke işte bu
İsrail nasıl şeydeki kayıtları, bakın buyurun. Evet. Andranik Koçaryan karşınızda fotoğrafıyla beraber. Diyor ki devamında, İsrail diyor, Nazi rejimi sırasında öldürülmüş olan İsrail Yahudilerin hepsinin şeyini tutmuştuk, kaydını. Bu şekilde dünyaya bunu kanıtlaması daha kolaydı falan diyor. Hı hı. Böyle bir açıklama getirmiş ama yaptığını düşünmüyorum diyor ya, Türklerin soykırım yaptığını. Daha ne desin? Şimdi tabii ki tespitiniz %100 doğru. Gelecek hafta sizi bu tarafta ağırlayacağız. Ahmet kardeşimiz. Evet, oy birliğiyle. Veya hanımefendi sunum yapacak. Estağfurullah. Moderasyon yapacak. Kesinlikle sadece Azerbaycan, Ermenistan dönün. Tabii ki günün sonunda bana sorarsanız ta şeye kadar, Afganistan'a kadar gidebilir bu bağlantı. Şimdi bir tek şeyi de ifade edelim. Burada Türkiye İşçi Partisi bugün yaptığı açıklamada 24 Nisan'ın soykırım, sözde demiyorlar onlar. İşte duydukları üzüntüyü ve acıyı paylaştıklarını Ermenilerle, yani bizimkiler şeyden daha, yani Ermenilerden daha çok. Neydi onların terör örgütü şeylerin? Asala'dan yana yani bizimkiler. Meşhur şeyinde demin söylemiştik. Şey hikayesi hatırlıyorum, sen bunu söyleyince herhalde Atilla Özdemiroğlu için diyorlardı. Bir şiir yazıyorlar. Altına Atilla Özdemiroğlu'nun şiiri diye bir tanesi paylaşıyor Twitter'da. Ve Atilla Özdemiroğlu diyor ki, bu benim şiirim değil diyor. Senindir, sen unutmuşsundur falan diyor. Ya vallahi ya. Ondan daha iyi. Şimdi bu Türkiye İşçi Partisi de aynı şey. Yani Ermenistan ya, yok artık böyle bir şey diyor. Yani elimizde yok yok. Vardı, sen bilmiyorsundur deyip. Ermenilere değil mi? Ermenilere rağmen. Ermenilere rağmen. Savunma Komisyonu Başkanı'na rağmen falan, bizim Türkiye İşçi Partisi 2020'de şeyin tweet'i var. Hasan Cemal hani 1915 Ermeni soykırımı diye kitap yazmış kendisi. 2020'nin 24 Nisan'da attığı tweet var. Ermenilerin acısını paylaşıyorum diyor. 24 Nisan Ermeni soykırımında işte Ermenilerin acısını paylaşıyorum diyor. Hrant Dink'in de bir şeyi vardı. Ya bu Batılılar beni niye ulan bunlar beni niye beğeniyor? Eyvallah. Bende bir eksiklik mi var? Hrant Dink Vakfı'nın açıklaması var ya. Bu Hasan Cemal Bey için çok iyi bir gazetecidir aslında. Ben gazeteciliğini takdir ederim. Açıkçası söyleyeyim. Görüşlerine katılmasam da. Kim için söylediniz? Hasan Cemal için. Hasan Cemal. Cumhuriyet Gazetesi'ni yıllarca yönetmiştir. Yani fikirlerine katılmak zorunda değilim ama iyi bir gazetecidir. Eşi de bizim okuldandır. O yüzden de kendimi çok yakın hissediyorum. Ayşe Cemal söz ediyor. Ondan sonra fakat Orhan Pamuk'unki daha da ileri düzeyde. İşte yani. 30 bin Kürtleri de PKK'yı da koymuş araya. 30 bin Kürt, 1,5 milyon Ermeni'yi öldürdük diye onun da açıklaması var. Bir seyahati sırasında yurt dışında. Yani şeyi de işte başa dönelim tekrar. Efendim Steinmeier Efendi'nin ve Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etmesi, nereye ziyaret etsin yani? Tabii ki bütün duygu ve düşünceleriyle buluştuğu Orhan Pamuk'un bu müzesini, ama orada talihsizlik olmuş çıkarken. Onun açısından, bizim açımızdan çok güzel bir sergiledik. Şimdi iki başlığım kaldı. Fazla sürem kalmadı. Bunlardan bir tanesi Haniye'nin ziyareti. İsmail Haniye'nin ziyareti. Bir şey demeyeyim mi? Sen dersen bu iki başlığı kullanamam. Diyorum hep, dördüncü cümle gerekiyor programa, yetişmiyor. Bir denesin bakayım, iki cümleyle bitirir belki. Buyurun, peki. Bir tek şey anlatacağım. Eyvah. Anlatacağım dediğine göre gitti. Eyvah, anekdot geliyor, yandık. 80'li yıllarda muhabirlik yaptığımda ben Pangaltı'da bir 103 yaşında bir Ermeni teyze tanımıştım. Peruzana. Ben ona Peruzana derdim. Beni çok sevdi. Bir şey için kapısını çaldım. Ondan sonra her hafta ben onu ziyaret ettim. 103 yaşında. Müthiş bir kadın ama. Bana kekler falan getirir, çaylar getirir. Maniler söyler. Bu Ermeni olayları denilen hadiseyi yaşamış. Bıçaklanmış, nehire atılmış falan. Bir fırıncı kurtarmış onu. Her neyse. Ben ona bir gün şeyi sordum. 1915'te ne oldu dedi. Bir celallendi.
Ben anlatsam bana ne faydası var, sen dinlesen sana ne faydası var. Ve şunu söyledi. Biz bir güzel millet idik. Aramıza girdiler. Dirliğimizi bozdular. Bizi birbirimize kırdırdılar. Olan da bu işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Bugün benzer şeyleri... O diasporadaki birkaç siyasi rantçı dışındaki diasporada yaşayan Ermeniler de böyle düşünüyorlar. Ama onların elinde maalesef. Doğru. Şimdi yeniden Refah'ın siyasetçilerine geçiyorum mevzuyu. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Kısa tuttuğunuz için. siyasetçilerine cevap olması bakımından önemli. Çünkü Taksim Meydanı'nda katil Erdoğan sloganı atan başörtülü, ondan sonra kendi muhafazakar mütedeyyin ilan eden tiplerin en güzel cevabı, ki biliyorsunuz İstihbarat Teşkilatı birçok Mossad ajanı yakaladı. Böyle hani bir tane geçen bugün dün Ankara'da şeyi söylüyordu da onu konuşuyordu. Yani ne bekliyordunuz diyor. Yani başörtülü Mossad ajanı. Ya Kipalı falan mı Mossad ajanı bekliyordunuz diyor yani. Tabii ki diyor yani başörtülü sakallı falan filan böyle. Tabii ki böyle olacak. Böyle çalışıyorlar diyor da katil Erdoğan dediler ya. Yani polisi kışkırtmak için ağız olsun Türk'ü falan şey yapıp. Jet benzini falan filan asker uçak. İsmail Haniye, Erdoğan'ın duruşu bizi çok onurlandırdı. Hamas'ın Kuvayi Milliye olduğunu söylemesi bizim için büyük onurdur ve Filistin halkı bunu mutlulukla karşıladı. Biz kutsalları için direnen bir milletiz diyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanlarında olmasından duyduğu, ondan sonra memnuniyeti ifade ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Türkçe tweet atıyor. Utanmalısınız diye. Ondan sonra Erdoğan'a bunu söylüyor. Dışişleri Bakanı sözcüsü, İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinli'yi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir cümlesini kullanıyor. Bu ziyaret önemliydi. Çünkü dediğimiz gibi Filistin'i yalnız bıraktı, İsrail'le çalışıyor, ediyor gibi bir propagandayı bitirmesi açısından bu da yine şeye dönecek mevzuya. Tipin Ermenistan'a deyip de yok soykırım var sen bilmiyorsun dediği gibi. Evet, evet. Buradaki tipler de İsmail Haniye bunu demesine rağmen yok yok siz Filistinler bunu bilmiyorsunuz. Öyle değildir. Türkiye İsrail'le çalışıyordur falan diye çırpınmalarına benziyor ama ya aklı olan için en güzel cevap bu sanki. Kendisi yeniden Refah Partisi liderinin kendisinin şeyi var ya benzine veriyor İsrail'e. Onun verdiği benzinle İsrail uçakları gidip çocukları Gazze'yi bombalıyor. Yani gidip. Erdoğan bombalatıyor. Bombalanmasına vesile oluyor diye. Yani bu gerizekalı mı Haniye? Vatan haini mi? Yani Gazze'li. Bütün bunları bilmesine rağmen gelip kucaklaşıyor. Yani mazohist mi? Yani... Bu arada tabii İsmail Haniye özelinde o şehitlere de bir rahmet okuyayım ama İsmail Haniye'nin son bombalamada 3 oğlu ve 3 torunu şehit oldu. Yani o şehadetten sonra bir hastane ziyaretinde yaraları ziyaret ederken söylediler, öğrendi. Büyük bir metanette şehadetlerini kabul eder diye söyledi. O şehitlikten sonra yapılan bir ziyaret bu yani. 3 oğlunu ve 3 tane bebeği, yavru torununu kaybeden bir isimdir. Allah gani gani rahmet eylesin diyelim. Şimdi finali aşağı yukarı 5-6 dakikam kaldı ama ortaya yine şey yapıyorum. Bu arada dikkat ederseniz Ali Bey hep sözü alıyor. Sizlere hiçbir şey bırakmıyor. Hilmi abi orada şey yapmışsın. Hiç konuşamıyor Hilmi abi. Onu da söyleyeyim. Kara çirkin adam diye bir şey yaptı. Çirkin demedim. Yok çirkin demedim. Evet, çirkin öyle demedim. Söylemedi. Öyle söyledi. Simsiyah. Güzel değil dedi. Pabuçlar siyah. Çorap siyah. Elbise siyah. Gömlek siyah. Kravat siyah. Darkman olarak takılıyoruz. Sakal siyah. Hepsi siyah ya. Şimdi bu liyakat diye tutturan CHP'lilerin son vukuatından bahsetmek istiyorum. Şöyle belediyeleri aldıktan sonra birisi kaynana bir yere atadı. Öbürü bilmem gelinini bilmem başkan yardımcısı yaptı. Biri diğerini tek tek saymıyorum. Onun üzerinde falan şey var. Bilinenler bunlarda ama dökülüyor böyle bayağı. Öbürü bilmem ondan sonracıma başkan yardımcısı yaptı. Bir başka parti meclis üyesi gitti bir belediyenin genel sekreteri oldu. Öbürü genel sekreter yardımcısı oldu. Bir yerin başkan yardımcısı, mesela Çekmeköy'ün başkan yardımcısı, Ataşehir başkanının eşi falan. Yani böyle bir şeyler falan var. Gazeteci sıfatıyla gezinen Deniz Zeyrek'in kardeşi Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı oldu mesela.
Tamam. Şimdi Deniz Zeyrek de şey yapıyor. Benimle ne alakası var? Bana sorsa olma derdim falan diye böyle bir koftadan kabadayılık falan yapıyor. Kimse Deniz Zeyrek sen bunu yaptın ettin falan cümlesini kullanmıyor ama en nihayetinde liyakat liyakat diye bir ton laf söylediniz. AK Parti'de bu anlamda hiç liyakatına bakmadan o onun kardeşi bunun kardeşi diye eleştirip durdunuz. Daha birinci gün ya belediye teslim aldınız. Üç gün sonra bütün akraba yakınlarınızı üst düzeylere atadınız ettiniz falan. Bir de bu Saraçhane medyası öyle bir şey yapmaya başladı ki bu yalan dolanı bir türlü bitiremiyor. Mustafa Varank'a sardı Deniz Zeyrek. Senin dedi Zekeriya Köy'de 100 milyonluk villan var. Ankara'nın Angora'da falan bir triplex villaların var. Bunlar nasıl oldu bilmem ne falan. İmamoğlu'nun o para kulelerine Tarabya'da mıydı? Nerede? 3 tane 50 milyon dolarlık villalarına laf söyleyemeyen Saraçhane medyası bu. Varank çıktı. Sende şu kadarcık ar şeref namus varsa bende fotoğrafları da var onu da paylaşırım diyor Deniz Zeyrek. Varank dedi ki şu kadarcık ar namus haysiyet varsa paylaş. Bunları doğru olduğunu ispat et. Bugün itibariyle siyasetteki bütün görevlerimden istifa etmeye hazırım diye hodri meydan yaptı. İki gündür ses yok. Bu üç gün önce oldu. Bugün yine hatırlatmış. Ne oldu diyor ya benim villalardan fotoğraf çıkacaktım falan. Haysiyetim varsa bekliyorum hala falan diye. Bu Saraçhane medyasının bu yalan tezgirat çizgiyle devam ediyor. Bir taraftan bunu söylüyor bir taraftan kardeşi belediye başkan yardımcısı oluyor. Liyakat liyakat diyen CHP. Buyursunlar efendim. Ben bıraktım ortaya 4 dakikada 3 dakikada bitireceğiz. Hilmi abi buyur. Şimdi Deniz Zeyrek'le çok programlara katıldık. Oradaki genel ilk önce tavrı şuydu. Böyle inceden inceye ortadan konuşarak liyakat efendim nepotizm ve benzeri gibi birçok eleştiriler yapıyordu. Direkt muhatabı hükümet değildi. Tabii. Ve birçok sizin de arkadaşlarınız, gazeteci arkadaşlarınız. Meslektaşımız. Yok arkadaşlarınız da vardı. Biliyorum isimlerini vermiyorum. İsmi almıyorum yani. Ya, meslektaşım. Hayır. Genel tanıdıklarımız diyelim o zaman. Peki. Saraçhane medyası içerisinde olmayanlar diyelim. Peki. Farklı bir yerde konumlandırıyorlardı. Kendisi de orada konumlandırarak kendisini böyle her iki tarafta da bir karşılık bulan bir isimdi. Anormal bir şeydi. Bir dönem öyle olması anormal değil yani. Bakın olabilir. Başka bir şey söylüyorum. Hı-hı. Şimdi daha önceki süreçte AK Parti'nin iktidardan gideceğine dair herhangi bir emare yoktu. Emare olmadığı zaman beyefendi çok yumuşak yumuşak konuşuyordu. Hani böyle manipülatif fake anketlerle %60'larda Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair bir takım araştırmalar paylaşılmaya başlayınca katıldığı televizyon programlarında efendim el yükseltti ve çok ağır eleştiriler yapmaya başladı ve üstelik bunların işte yalan haberlerle Mustafa Varank'ı hedef aldı. İşte olsun diye söylüyorum. Başkaları da bir sürü şey yaptı yani. Son örnek oydu. Tabii en son örneği bu. Dolayısıyla bunları görüyoruz. İlk önce güç o da daha farklı olmadığı zaman farklı davranıyorlar. Daha sonra el yükseltip buna benzer bir tavır alıyorlar. Ve bundan sonraki süreçlerde. Evet bunların bazılarının kimlerle nasıl iş tuttuklarını o Saraçhane medyası içerisinde ve buna benzer şeylerde de görüyoruz ama bunları görüp tanımak öncelikli olarak tüm işte gazeteci diğer gazeteci arkadaşların ya da medya yöneticilerinin de görevi. Burayı kastetmiyorum, sizi kastetmiyorum, onun anladım. Altını tekrar çizeyim. Anladım. Ancak bu çerçevede bakıldığı zaman bunların oradaki pervasız oldukları dönem. Peki. Kendilerinin biraz daha güçlü hissetmelerine giriyor. O ne yapıyorlar? Ben çamur atayım Mustafa Varank'a, benimki unutulsun diyor. Eyvallah. Peki teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bitireceğim. Teşekkür kapatıyorum. Ederiz. Ahmet abi anekdotu yok değil mi? Tam konuşamadık. Daha yeni açılmıştık. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Hazır hürmet ederim efendim. Sevgili Ali Saydam, sevgili İmdaş Demir, Ahmet Tezcan, Nur Tuba Aktay. Bugün de açık görüşümüz bitti. Çarşamba günleri açık görüş günleri. Açık görüş günleri. Evet. Ya da Saydam. Ondan sonra görüş. Haftaya da Hilmi Bey'e beyaz kelebekler gitaristi gibi görmek istiyoruz. Yani beyaz takım elbise hediye etsek mi? Ne yapsak? Bu ne ya? Ha, beyaz takım elbisem var ama henüz siyah gidiyor Hilmi abi. Sen değiştirme. Sen değiştirme. Bari gömlek beyaz olsun. Yani evet onu düşünebiliriz. Yavaş yavaş geçeceğiz. Açık görüşün inşallah. Sonuna geldik. Kıymetli 24 televizyonu izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri bu hafta da Türkiye'yi ilgilendiren konuları
konuklarımla beraber paylaştık. Haftaya çarşamba yine Türkiye'yi ilgilendiren ulusal ve uluslararası meseleleri tartışmak, konuşmak, farklı bir pencere sunmak üzere karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi akşamlar diliyorum.